İyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftada bire hoş geldiniz. BBN Türk'teyiz ve bu akşam çok değerli iki konuğumla birlikteyiz. Aslında bir dış politika gündemi gelişiyor. Ukrayna, Rusya krizi dünyada herkes nefesini tuttu. Neredeyse ne olacağına anlamaya çalışıyor. Türkiye'nin girişimleri var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı görüştü bugün biliyorsunuz. Arkasından görüşme sonrasında açıklamalarda bulundular. Ama henüz kriz yatışmış değil. Türkiye'nin çabaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet etti. Ama bakalım başarılı olabilecek mi? O konuşmalarla başlayacağız. Arkasından iç politikaya geçeceğiz. Millet İttifakı'nda çatlak mı var? CHP'nin adayı belli oldu. Bu kim? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bir başka aday mı? Buna İyi Parti nasıl bakar? Diğer ortaklar nasıl bakar? Ahmet Davutoğlu'nun yeni sistem anlatımıyla ilgili televizyon programına 3 partinin temsilcisinin katılması sebebiyle krize sebep olduğu iddiası var. Bu ne kadar doğru? Ne oluyor? Ne bitiyor? Çatlak mı var? Biraz onu konuşacağız. Yine seçim kanunu Cumhur İttifakı tarafından meclise getirilecek. Şubat ayında geleceği ifade ediliyor. Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın bu teklife, tasarıya son halini verdikleri konuşuluyor. Yine seçim ittifakları gündemde, onlara bakacağız. Arkasından HDP'yi biraz konuşacağız. Nasıl bir parti, hangi ittifakta yer alacak, tek başına mı girecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan niye Edirne'deki Selahattin Demirtaş, İmralı'daki Abdullah Öcalan'a hesap verecek dediği sorularının cevabını arayacağız. İlk konuğum Celal Kazdağlı İstanbul stüdyomuzda. Celal Kazdağlı hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim ve Ankara'da Skype bağlantımız Diyarbakır Sur kurucu başkanı, aynı zamanda ilk başkanıydı, belediye başkanı. Sayın Cemal Toptancı olacak Skype bağlantısında. Cemal abi hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, müsaadeniz o zaman Celal Kazdağlı ile başlayalım Cemal abi. Size de döneceğim. Celal Kazdağlı, Rusya-Ukrayna gerilimi. Ne oldu da bu noktaya geldi? Biraz Amerika Birleşik Devletleri ve Batı kaşıyor mu sorusuyla başlayalım istersen. Aslında o da var. Rusya açısından baktığımızda da Ukrayna gibi bir devletin ortaya çıkıp Batı ile eklemlenmesi ve giderek Avrupa Birliği üyesi olması ve NATO üyesi olarak tanınması, kabul edilmesi çok da istenen, arzu edilen bir şey değil. Çünkü Rusya kendisini Batı'da gören bir devlet, toplum. Dolayısıyla Ukrayna gibi devletten saymadıkları bir yerin Avrupa Birliği ile bütünleşmiş olması çok Rusların kabul edebileceği bir şey değil. O yüzden de böyle bir olaya Putin izin vermek istemiyor. Buna imkan tanımak istemiyor. Ukrayna'nın bu şekilde kalmasına, mümkünse Rusya'ya bağımlı bir şekilde hayatını sürdürmesini istiyor. Ukrayna 43 milyon nüfuslu bir yer. Burada 8 milyon Rus vatandaşı var. Rusya ile çok yakın ilişkileri vardı. Rusların yoğun yaşadığı bölgeler var. 2014'te de Kırım'ı işgal etti Rusya. Uzun süredir devam eden bir kriz var Ukrayna ile Rusya arasında. Neden devam ediyor? Çünkü Ukrayna giderek Rus dilini yasakladı, Rus dilinden uzaklaştı. Rus televizyonu var idi, onu da medya grubundan çıkardı. Dolayısıyla Rusya ile olan bütün bağını, bağlantısını kesmeye, kendi kültürel kimliğine, kendi dilini öne çıkartmaya çalışan bir ülke durumuna geldi. Bununla yetinmeyip bir de NATO ile birlikte olup onun bir üyesi olma yönünde adım atınca bu Ruslarda ve Putin'de ister istemez ben kuşatılıyorum. İşte eski Sovyetler Birliği unsurları tek tek NATO'nun üyesi olmaya başladılar. İşte Romanya, Polonya'dan sonra şimdi Ukrayna. Hatta Gürcistan da talep ediliyor. Azerbaycan var. Onu da NATO üyesi olduğunu düşündüğünüzde bütün etrafı sarılmış olacak NATO'yla. Bu bir kuşatılmışlık duygusudur diyerek buna karşı bir hamle yapmak istiyor. Seçim kazanmak için de bu son derece uygun bir pozisyon. İşte sarılmış olan Rusya'yı, düşman tarafından, ABD tarafından, NATO tarafından sarılmış olan Rusya'yı kurtaran, ona karşı mücadele eden bir lider pozisyonunda Putin, ölünceye kadar yeniden devlet başkanı seçilmesini garantilemiş duruma gelecek. O yüzden de bu konuda son derece ısrarlı. Şimdi ABD açısından, Batı açısından da baktığımızda,
Batı da istiyor ki Rusya Çin'e karşı bizim yanımızda olsun. Dolayısıyla ya bu çok net diyorsunuz değil mi? O hani tabii. Artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Biraz böyle Rusya'yı çevreleyip masaya oturtup buna ikna etmeye çalışıyorlar gibi bir hava var açıkçası. Evet, yani ABD'nin ve Batı'nın yaptığını bakarsak biz sıkıştıralım, sopayla hizaya getirelim Rusya'yı. Bizim dediğimizi yapsın. Her zaman olduğu gibi uzun bir süre Türkiye'ye de aynı şeyi yapmışlardı. İşte havuç yerine sopa gösterip onu da hizaya getirme. Tabii Rusya eski bir imparatorluk geleneğinin devamı olarak bir de Sovyetler Birliği gibi bir dönem dünyada hüküm sürmüş olan bir karşıt güç olarak varlığını sürdürmüş olan bir ülkenin buna kolayca rıza göstermesi de mümkün gözükmüyor. Ama buna rağmen ABD Çin'le olan mücadelesinde gelecek dönemin dijital dönüşümünde kodları kimin yazacağı, kuralları kimin koyacağı mücadelesinde diğer ülkeleri yanında istiyor. Çin'i yalnız bırakmak istiyor. Burada da Rusya kritik bir rol üstlenmiş durumda. Rusya'nın kritikliği Türk dünyası ile birlikte ele alındığında, Türk Devletler Teşkilatı ile birlikte ele alındığında son derece kritik hale geliyor. Çünkü Çin'in işte Rusya'nın üzerinden tren yoluyla işte bir kuşak bir yol projesiyle malını kolaylıkla Türkiye'yi de dahil ederek ya da işte Rusya'nın güneyini kullanarak Avrupa'ya gönderme fikri var idi, düşüncesi var idi. Ama Kazakistan'da öyle bir gol yedi ki buradaki bütün inisiyatifini, gücünü kaybetti. Oysa Çin, Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'in de dikkatli politikasıyla ekonomik olarak çok ciddi yatırımlar yapmış idi. Oranın enerjisini büyük oranda kendisine mal etmişti, alabiliyordu. Orada işte hidroelektrik santralleri kurmuş idi. Yani petrolün dışında çeşitlendirmişti enerjisini. Orayı aynı zamanda bir tahıl ambarı olarak kullanıyor idi gıda ihtiyacı için. Ayrıca dijital dönüşümünde de fark edilmeyen ama çok ileri aşamaya varmış bir yatırımı olduğu da ifade ediliyor. Şimdi orada darbeyi gerçekleştiren, daha doğrusu Tokayev'in gücünü zayıflatmak için Nursultan Nazarbayev'in işin içerisinde olduğu bir kalkışma olduğu söylendi. Kerim Maslimov, bunun yeğeni, Nursultan Nazarbayev'in istihbaratın başındaydı. Tutuklandı. Darbe kalkışmasının başındaki isim olarak addedildi. Yardımcısıyla birlikte tutuklandı. Bu kişi aslında Çinlilerin Kazakistan'daki en güvendiği isimmiş. Bu ortaya çıktı son dönemde. Dolayısıyla Çin'in bu hamlesine karşı Rusya ile Togay'a birlikte bir plan düzenlemişler. ABD de Batı da bu plana rıza göstermiş. Çünkü Çin'in buradan güçlenmesi onların da işine gelmiyor. Aslına bakarsan ilk hamleyi Amerika'ya bağlı işte Soros denildi. Ya da işte FETÖ ismi falan da geçtiği için Amerika zaten başlangıcı ya daha doğrusu şöyle Rusya'nın oraya müdahale edebilmesini zemini hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri. Zemin hazırlamıştır, provoke etmiştir, destek olmuştur. Evet. Bu mümkün bir şey. Çünkü sonuçta ABD'nin arzu ettiği, istediği ne? Çin'in Kazakistan'daki etkisinin kırılması. Dolayısıyla Çin'in kırılabilmesi için etkisinin Rusya'nın etkisini artmış olması gerekiyor. Bir etkiye gelecek. Türk Cumhuriyetlerinin orada şu anda etkili olma şansı yok idi. Dolayısıyla Rusya'ya rıza gösterildi. Esasen Türkiye'de el altından rıza göstermiş olduğu ortaya çıkıp yaptıklarını bakınca çok büyük tepki gösterilmedi. Biz yanındayız gibi genel hani her zaman söylenebilecek laflar söylendi. Hem işte Nursultan Nazarbayev'e bir selam çakıldı. Hem de Togayev'e aman birliği, istikrarı, barışı koru. Bu Kazakistan için son derece önemlidir. Biz de bu konuda elimizden ne gelirse yaparız. Burada aslına bakarsan girdi. İlk başta biz de öyle düşündük sanki ama Nursultan Nazarbayev'e yapılmış bir darbe gibi. Ama şu anda hala Nursultan Nazarbayev olduğu yerde duruyor. Biraz önce söylediğin nokta daha ön planda sanki içerideki işte Çin'e karşı şey yapan evet. Daha iyi davranan Çin'in etki alanında olan kesimlerin temizlenmesi Çin'in de sessizliğinden belli sanki zaten. Evet o var ama şeyin bütün yetkilerini aldı parlamento onayladı Nursultan Nazarbayev'in işte ölünceye kadar güvenlik konseyinin başkanlığını üstlenmiş idi. Onun görevlerini son verdiler. Dolayısıyla şu anda bir etkisi yok. Hatta Nursultan Nazarbayev açıklama yapmak zorunda kaldı. Biz işte halkın refahına ulaşması için Togayev'in hazırladığı bu programı destekliyoruz şeklinde. Kazakistan'da şöyle bir tablo da var. Çok zengin bir ülke ama bu zenginlik 160 kişinin, 180 kişinin elinde.
para orada toplanmış. Bu 180 kişi de Nazarbayev'in akrabaları büyük oranda ve yakın arkadaş çevresi, iktidarda beraber olduğu kesim. Dolayısıyla ona karşı tepki, vatandaşın tepkisi yüksek. O yüzden halkın refahını artırabilmek için o sermayeye el konması gerekiyor. Evet. Tokayev de şimdi onu yapıyor. O ellerindeki sermayeye el koyup onun bir kısmını vatandaşın refahı için harcayacaklar. Öyle bir projeleri var. Nursultan Nazarbayev de buna evet demiş durumda. Çünkü zaten yapabilecek fazlaca bir şeysi yok. Güç elden gittikten sonra onunla uyumlu halde olması gerekiyor. Çin esas buradan sonra Orta Doğu hamlesiyle zaten burada evet. nasıl bir darbe yediğini göstermiş oldu. Şimdi tam burada Rusya, Ukrayna üzerinden bir kendi içerisindeki problemi çözmek istiyor. Ukrayna Avrupa Birliği'nin üyesi olur, NATO üyesi olursa Rus halkının bundan büyük bir hoşnutsuzluk duyacağı, tepki göstereceği açık. Çünkü Rusya kendisini, Rus halkı batıda hissediyor, batıda görüyor, Avrupalı görüyor. Dolayısıyla biz geride kaldık, onlar girdi kıyaslaması olacağı için Putin bunu hayati bir mesele görüyor, olmamasını istiyor. O yüzden de orada maraza çıkartıyor. Bunu engellemek için nasıl yapacak? 100 binlik askerini gönderdi, öyle yaptı. 20 bin asker de Donbas bölgesinde var. Orası isyancıların elinde olduğu için şeyin tam Ukrayna'nın kontrolünde değil. Orada da Rusların kendi kuvvetleri var. Her an yapabilir, müdahale yapabilir. Böyle bir imkanı ve gücü var. Buna karşı Kiev'in direnebileceği, Ukrayna'nın direnebileceği çok fazla bir şey yok. NATO, Batı destek olur, olur ama bu uzun süreli bir şey olur. Bir kere işgal etmiş olur. Zaten Rusya'nın da buradaki derdi tümüyle Ukrayna'yı iltihak etmek, işgal etmek değil. Oradan bir küçük parçayı, bir ısırık almak. Yani kendi kamuoyunu tatmin etmek. Bak ben izin vermiyorum. Bak ben bütün Batı'nın, NATO'nun o düşmanca tavrına karşı ülkemi kahramanca savunuyorum. Gerekirse savaşı göze alıyorum diyebilmek. Bu şansı da muhtemelen ABD Putin'e vermek istiyor. Burada bir şey karşılığında daha var. Karşılığında Çin'e karşı ittifakı kuvvetlendirmek için. Peki orada şöyle bir durum daha var. Bugün Rusya, bugünkü görüşmede Blinken-Lavrov görüşmesinde bir şey daha ortaya çıktı. Rusya önceden şunu söylüyordu. İşte Gürcistan'ı, Ukrayna'yı NATO'ya almayın. Bu bizim kırmızı çizgimiz evet. diyordu. Fakat bugün bir ileri boyutu daha söyledi. 1997'den önce NATO üyesi olmayan Romanya ve Bulgaristan'dan da NATO birlikleri evet. çekilsin dedi. Yani pazarlığı daha da genişletmek için mi bunu yapıyor Rusya? Elini kuvvetlendirmek için. Yoksa bunu başarabilmesi sonuçta imkansız şu saat itibariyle. Yani şunu diyor ki Romanya'da Amerika son dönemde büyük bir yığınak yaptı. Her ne kadar biz Yunanistan'da yaptığı yığınağa odaklanmış olsak da Romanya'da da hiç fena değil. Evet, NATO'nun oralarda var ama NATO'nun klasik silahları oraya gitti. Günümüzde artık siber savaşın ön plana geçtiği bir dönemde tank göndermişsin, top göndermişsin, zırhı silah göndermişsin çok önemi yok. Yani gene var ama hani neticede boy ölçüşmeye kalkıştığında bunlar çok fazla işe yarayan şeyler değil. Artık robotlar üzerinden, yapay zeka üzerinden bir savaş yürüyeceği için önümüzdeki süreçte buna hazır olması gerekiyor. Onun çok fazla korkutmaması gerekiyor. Şimdi evet şu çok tartışılıyor, Amerika içerisinde de tartışılıyor. Deniyor ki, ey Biden, biz Rusya'yı bir bütün olarak Batı'nın içerisine alma imkanına sahip iken, onunla ittifak yapma imkanına sahip iken, sen bu NATO'yu neden öne sürüyorsun ve Rusya'yı çevreliyorsun? Eski Sovyet Cumhuriyetlerini bizim bir üyemiz haline getirmeye çalışıyorsun. İşte Bulgaristan'ı getiriyorsun, işte Romanya'yı getiriyorsun, Polonya'yı getiriyorsun. Yani niye tahrik ediyorsun? Hayır, Rusya zaten gelmeye hazır. Niye Rusya'yı almıyorsun kardeşim? Bu NATO'yu niye sürdürüyorsun? NATO Varşova'ya karşı var idi, kaldır bu NATO'yu da. Biz daha büyük bir birliktelik oluşturalım tartışması da var orada. Ama Amerika'nın sistemi devam ettirebilmesi için düşmana ihtiyacı var. Var ama Çin işte şimdi düşman. Artık Çin'e karşı Rusya'yı da yanına alabilmesi için bu eleştiri o kadar yaban atılacak bir eleştiri değil. Giderek doğru. de kuvvet kazanan bir eleştiri. Avrupa Birliği de aynı şeyi söylüyor. Biz niye Rusya'yla şimdi kardeşim çatışalım durduk yerden? Çünkü Avrupa Birliği'nin Rusya'yı göğüsleyecek, karşılayabilecek gücü bir şey yok. Gücü yok. O da yok. Bir de bir enerji olarak bağımlı. İşte evet. Almanya Kuzey Akım 2 projesiyle mecbur. Ona ihtiyacı var. O zaman niye savaşalım diyor.
Oraya da bir de mal satmamız lazım. Biz üretiyoruz. Bunu nereye satacağız? Rusya hiç olmazsa ekonomisi diğer ülkelere göre iyi. Petrol ihraç ediyor. Biz onlara mal satabiliriz. Büyük, büyük bir pazar. Evet. Niye çatışalım kardeşim? Yanımıza alalım dolayısıyla düşüncesi var. Muhtemelen bu gerilimin sonucunda ABD'nin de varmak istediği şey Rusya'yı yanına çekmek olduğuna göre bir noktada Sovyetlerden ayrılmış olan cumhuriyetlerle oyalanmak yerine Rusya'yı bir blok olarak yanına çekmeyi hedefleyecektir. Evet. Rusya da bu dünün kurdu, o da diyecektir ki bunun karşılığında ben ne olacağım? Bana da bir alan açacaksınız ki bir hani hükmüm olsun, ben de sizin yanınızda olayım diyecektir. O da bunu karşılığını yüksek olarak fatura etmek istiyor. Peki şimdi devam edeceğiz ama bir de Cemal abiye dönelim. Cemal Toptancı, sizce Amerika Rusya Ukrayna'ya saldırır mı? Bir öngörünüz var mı? Sayın Damla, ben tabii Sayın Kazdağ'ın izahatı istifade ettim. Yani Rusya NATO'nun zayıflığını gördü. Varşova Paktı'nın dağılmasından sonra Rusya bir nevi komşusu olan Çin ve bu arada İran'la üçlü efendime söyleyeyim bir pakt oluşturdu gibi bir durum ortada bu gençlikte. Ama Amerika da esasında NATO'nun zayıflığını gördü. Bizzat ben değil. Tek kısa zaman önce Macron Fransız efendime söyleyeyim ki kendileri de NATO ülkesi bir Avrupa ülkesi Macron, NATO'nun artık miadını bitirdiği keyfiyetinde bir şey oldu, bir tezi ortaya çıktı. Bu noktada NATO'nun şu anda Avrupa ülkeleri bağlamında bir sefer günümüzün çok stratejik öneme sahip enerji kaynaklarına korkunç derecede ihtiyacı var. Ve bu kaynaklarda takdir edersiniz ki yani Sovyetlerin ve İran'ın oldukça güçlü olduğunu bu iki kaynağa malik olan ülkeler olması hasebiyle Avrupa biraz da pragmatist davranıyor. Bu keyfiyette Rusya tabii noktasında bu avantajları çekemeyen Amerika esasında Avrupa'nın bu sendeleme olayında da pek fazla Avrupa'ya da güvenmediğini ifade etmek isterim. Özellikle Almanya'yla. Almanya oldukça önemli antlaşmalar yaptı. Yani şu anda Rusya'ya adeta bağımlı bir hale geldi enerji konusunda. Sadece Amerika'nın müttefiki NATO ülkesi olarak bir İngiltere tebarruz ediyor görünüyor. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman ben tabii çok böyle detaylı bir şekilde dış politika hususunda malumat sahibi efendim analiz yapma keyfiyetinde pek şanslı birisi değilim, uğraşmam. Dil bilmediğim için de bu. Dil bilmiş olsaydım çok daha avantajlı efendime söyleyeyim. Okumalar yapabilirdim. Neticede Ukrayna ile Rusya'nın münasebeti Rusya'nın kendisini çepeçevre Amerika'nın sarmak istediğini, bunu bir tehdit olarak öngördüğünü ben naçizane ifade edeyim. Gürcistan'da yapılan antlaşma, Yunanistan'da Amerika'nın oldukça korkunç derecede bir silah yığma üstler temin etme keyfiyetinde Avrupa'ya yeniden birleşme, yerleşme politikası Rusya'yı elbette ki ürkütüyor. Bu arada da Ukrayna'da aynı şekilde Amerika'nın yanında yer aldığı zaman NATO ülkesi her ne kadar artık çökmüş eski gücünde olmayan bir NATO ülkesi olması halinde stratejik olarak bu da Rusya'nın hesabına gelmiyor. Evet. Dolayısıyla en fazla bizi ilgilendirir. Ukrayna olayı, Rusya ile olan sıkıntı hadisatında bizim açımızdan çok çok önemli. Yani nasıl önemli? Bizim Ukrayna ile stratejik bazı gelişmeler oldu. İHA'larımız, SİHA'larımız vesaire bu Sovyetlerle olan çatışmaları esnasında sağlanan üstünlük keyfiyetinde. Bir de Rusya'nın da Suriye'deki politikaları o noktada da adeta karşılıklı bir satranç hamlesi gibi geliyor bana. Bu keyfiyette de Türkiye gerçekten de Ukrayna
efendim Rusya şeyinde bu süreçte anlaşmazlığı noktasında diğer Avrupa ülkelerinden çok daha önemli bir konumdadır. Ve temenni etmiyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da dün de ifade buyurdular. Yani biz öyle bir yanlışlık yapılmasını istemeyiz. En fazla zarar görecek ülke elbette bizi çok ilgilendirecektir. Biz bunu Türkiye olarak asla Rusya'nın bir Ukrayna'yla çatışması ne biz arzu etmeyiz. Fakat bir şey söyleyeyim, tarihi bir tekerrür sanki gibi geliyor bana naçizane. Dikkat buyurursanız 19. yüzyılın sonlarında Kırım Savaşı'nda, Osmanlı Kırım Savaşı'nda biz yenildik. Yenildikten sonra tabii o Fransız efendime söyleyeyim ihtilalinden, devriminden sonra artan milliyetçilik akımıyla birlikte bizde birçok isyanlar başladı. Şu anda da Türkiye'de yapılan yani muhalefeti gördüğümüz zaman argümanlarını şöyle bir nazari dikkatimiz celbettiği zaman sanki o zaman dilimini yaşıyor bir durumdayız. Yani tekrar eğer Ukrayna ile Rusya savaşırsa, yani ki Kırım meseledir bu noktada, benim topraklarımdan çık diyor Ukrayna, kendisine ait bir toprak. Varşova Paktı şey ettikten, Rusya dağıldıktan sonra Kırım tabii Ukrayna'ya verilmiş idi. Sonra işte işgal etti. Uzun yıllar demin Sayın Kazdağlı da ifade buyurdular. Ben bunu çok önemli görüyorum. Yani Allah muhafaza etsin, Ukrayna, Rusya sadece iki ülkeyi ilgilendirmez, izam etmez. En büyük zarar bize dokunur ve bu arada da 3. bir dünya savaşı noktasında da bir çılgınlık olarak ben görürüm ki bunu asla Rusya istemez, kesinlikle istemez. Amerika da o kadar güçlü değil. Sanki böyle satranç hamleleriyle birbirlerini kolluyor, efendime söyleyeyim şey diyorlar gibi bir durum söz konusu. Evet. Dünya gündemini bu şekilde meşgul ediyorlar. Umarım sülh ve barışla biter. Bir şey daha var. Sayın Cumhurbaşkanımız, eğer aracı nasip eder de muvaffakiyetle efendime söyleyeyim, sonra Birleşmiş Milletler'in tek başına görevini ikame etmiş olur. Dünya siyasetinde gerçekten de çok önemli bir konumda bulunan Türkiye'nin bu hamleden sonraki süreçte artık bölgede vazgeçilmez bir güç olarak dünya tarafından takdir edileceği noktasında da ben böyle bir öngörüm var. Teşekkür ediyorum. Ben peki Celal Kazdağlı, Cemal Toptancı'nın giriş yaptığı yerden devam edelim. Türkiye'nin bir talebi var. Daha doğrusu çağrısı var. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Türkiye'de buluşturmak. Şimdi gelen tepkiler, hani bu çağrıya gelen tepkiler olumlu ama Türkiye aynı masada buluşturabilir mi? Yani NATO'dan hariç, işte Avrupa Birliği'nin ya da Birleşmiş Milletler'in, AGİT'in dışında bir inisiyatif geliştirebilir mi Türkiye bu manada krizin giderilebilmesi için? Çünkü şöyle de bir durum var, mantıklı. Evet, nihayetinde Rusya'yı yanına çekmek istediğin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım şeyler yaptığı belli. Şimdi biraz şeyin Joe Biden'ın açıklamalarına baktığınızda da sanki gel gel yapıyor Rusya'ya. Tıpkı Suriye'de göz yumduğu gibi. Ukrayna'da da sanki göz yumarım gibi ama orada Rusya'yı meşgul edecek, daha sonra dediklerini yaptıracak bir pozisyon arıyor gibi de bir hava var. Türkiye bu çatışmayı önleyebilir mi? Bir masa kurabilir mi? En azından denemesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin bu çabası yerinde bir çaba. Sonuç alır almaz bu ayrı bir şey. Bu tarafların bu işe ne kadar rıza göstereceklerine de bağlı. Bir arada bulunmaları biraz erken. Zaten Kremlin hemen açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu değerlendirmesinden sonra henüz bu aşamada bir bu iki liderin bir araya gelmesi yönünde bir çalışmamız yok diye. Zaten bu erken olur. Onun için zaten bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bir Ukrayna ziyareti olacağını Şubat'ta, söyledi. Evet. Şubat'ın başında. Oraya gitmeden önce Putin'le telefonla görüşeceğiz dedi. Belki de bir Rusya'ya da gitme ihtimalinden söz etti. Ukrayna'ya gitmeden önce. Bu tür ziyaretleri, bu tür görüşmeleri Türkiye'nin yapması yerindedir. Barışı tek başına sağlaması biraz zor gibi gözüküyor. Ama Türkiye muhtemelen şöyle bir düşünceyle hareket ediyor. Bir kere Rusya'nın ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmesini istemiyor doğal olarak. Bir savaşı istemiyor. Evet. İki,
Batı gardını almış bir savaş atmosferine girmek üzereyken Türkiye olarak biz barıştan yana tutum alalım ve her iki tarafla da görüşelim. Zaten görüşebiliyoruz, görüşme imkanımız var, rahatız. Dolayısıyla biz barışı daha net bir şekilde dillendirmiş olalım. Burada bir de bizim de zararımıza, yani bir çatışma olduğunda NATO üyesisiniz. Tabii, beşinci madde tabar, almak zorundasınız. Evet. Şey yapsınız, taraf olmak zorundasınız. O zaman Rusya'yı kaybedeceksiniz. Zaten Türkiye erken bir taraf seçmek zorunda kalmak istemiyor. Olabildiğince bir yerle birlikte yol alma noktasının uzak bir tarihte karşısına gelmesini istiyor. Şu ana kadar hem Çin'le ilişkimizi sürdürelim, hem Rusya ile sürdürelim, hem Avrupa Birliği ile, hem işte ABD ile sürdürelim derdinde. Bunu olabildiğince uzun vadede yapmak istiyor. Bir an önce gelip de tercih etmek zorunda kalırsak diğer ilişkilerini örme, onları geliştirme şansını kaybetmiş olur Türkiye. O yüzden biraz daha zamana oynuyor. Bu doğru bir şey. Artı Rusya'nın anladığımız kadarıyla hem Çin'le bir pazarlığı var, ilişkisi var, hem de Batı'yla var. Türkiye'de doğal olarak Rusya'yla birlikte Çin'le de pazarlık edebilir, Batı'yla da pazarlık edebilir. Eğer Rusya Batı'yla bir ilişkibirliğinde bedeli yüksek tutuyor ise bu bedeli Türkiye'de yüksek tutarak almak ister. O yüzden de Putin'le yan yana durması o kadar da yanlış değildir. Doğrudur da. Bunu yapmaya çalışıyor. Ama şu bir araya iki lideri getirmesi biraz zor olmakla beraber şimdi Ukrayna ve Rusya arasında görüşmeler zaten sürüyor bu Donbas'ta. Burada şeye güveniyor olabilir mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hem Vladimir Zelenski hem Putin'le kişisel ilişkileri de çok iyi seviyede. Yani... O var ama ondan önce bir şey daha oldu. Azerbaycan Devlet Başkanı bir Kiev'e gitti. Ukrayna'ya görüşmelerde bulundu Aliyev. Bu görüşmelerden sonra Moskova'ya gitti. Bu görüşmeler bir ön yoklama gibiydi. Yani Türkiye'nin orada ne yapabileceğine dair bir nabız tutma şeklindeydi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmelerden sonra yaptı. Bir vasat var ki bunu diyebiliyor. Siz kendiliğinizden arabulucu olayım diyemezsiniz. İster istemez iki tarafı buluşturacaksınız. İki tarafın da nabzını... İki tarafta arası iyi olan birisi olması hasebiyle de önemli. Yani arası iyi olacak ama ikisi tarafında eğilimli olması. Peki yani yap bakalım bir şeyler yapabiliyorsan diye bir rıza göstermesi gerekiyor. Muhtemelen bu rızayı Aliyev üretti Türkiye adına. Hem Ukrayna'da hem de Moskova'da. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti zaten. Planda yoktu böyle bir şey. Bu görüşmeleri yapmak ve arabulucu rolünü oynamak. İki lideri buluşturamasa bile şunu yapacak. İstanbul'da toplantıların sürmesini. Ukrayna, Rusya ve AGİT arasında görüşmeler sürüyor. Bu Minsk'te yapılıyor bu görüşmeler. Minsk yerine bu görüşmelerin İstanbul'da yapılması arzu ediliyor. Hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından. Dolayısıyla AGİT'te böyle bir eğilim olursa o da buna evet demek durumunda kalabilir. Bu bile Türkiye için son derece avantajlı bir şey. Şimdi hemen barıştırma neden zor? Kırım var. Kırım'ı Rusya işgal etmiş ve Türkiye bunu tanımıyor. Dolayısıyla Ukrayna ile bir anlaşma yapacaksın ama Kırım ne olacak? Kırım'ı nasıl dahil edeceksin? Onun zorluğu olduğu için bir araya getirmek belki zaman alabilir. Biraz daha vakit var o işe. Zaten biraz da Türkiye zamanı oynuyor. Hemen olmasın bu işler, biraz ötelensin. Çünkü hemen olursa sonuçta bir çatışma olduğunda ister istemez artık arabulucu olamazsınız. İki taraftan birisinin yanında yer almak, taraf seçmek zorunda kalacaksınız. Bu Türkiye'nin en son isteyebileceği bir şey. O yüzden bu çaba yerinde bir çabadır. Yapılması gereken, üzerinde son derece durulması gereken bir şey. Bir vasatın olduğu da anlaşılıyor. Bunun üzerinden gidilebildiği kadar gidilecektir. Eğer şey ise, yani küçük bir ısırık yeter Rusya'ya deniyor iç kamuoyunu tatmin için filan. Bunu Biden da söylemişti. Ama sonra tevil ettiler. Evet dedi ama yani küçük bir istila olması başka bir şey diye. Yani buna biz de rıza gösteriyoruz şeklinde. Dolayısıyla bu küçük bir istila olursa aslında Ukrayna da buna çok fazla itiraz etmeyebilir. Çünkü Donbas'ta bir isyan var ve burayı bastırması da öyle kolay gibi gözükmüyor. Bir de 8 milyon Rus vatandaşı var Ukrayna'da. Dolayısıyla bunların bir özerk bölge gibi bir yerde bulunmaları, işte bir takım yeni formülasyon üretilmesi konusunda Türkiye aracılık yapabilir. Yani kısmi bir Rusya'nın müdahalesi olsa bile
Türkiye'nin arabuluculuk fonksiyonu sona ermez. Asıl o zaman daha çok devreye girmesi gerekebilir ve devreye de girebilecek yegane ülke durumunda o şartlarda. Ama şöyle de bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri aslında, yani Ukrayna açısından, Ukrayna'nın dikkat etmesi gereken nokta şurası. Yani Ukrayna'yı düşünmek değil, kendi planını Ukrayna üzerinden gerçekleştirmek için klasik Amerika yaklaşımıyla karşı karşıya. Yani şimdi gazı verirler, Rusya'yla baş başa bırakırlar. Yarın istedikleri olursa Rusya'nın kucağına bırakıverirler Ukrayna'yı. Yani bu konuda da çok dikkatli olması lazım. O tabii mümkün. Yani, Ukrayna'nın da orada yapabileceği çok fazla bir şey yok aslında. Onlar da bir yola çıkmışlar. Yani onlar biraz böyle Amerika Birleşik Devletleri aynen öyle. Biraz yangına körükle gidiyor modu var. Yani o süreci ısıtıp istediğimi alayım yaklaşımı. Yani Rusya nasıl orada yaşayan kendi vatandaşlarını ve Donbas bölgesinde daha müdahil olmak istiyor ise, Kırım'ı tam anlamıyla kendisine mal etmek istiyor ise, Batı da başta ABD olmak üzere Ukrayna'nın geri kalan kısmının Batı ile eklemlenmesini istiyor doğal olarak. Bunu eğer böyle bir sulh olacaksa buna razı olur Biden'da gibi görünüyor. İzlenimler onu gösteriyor. Muhtemelen iki Dışişleri Bakanı bunları görüştüler. Bir uzlaşma sağlamaları zaten mümkün değil. Ama bir zaman kazandılar. Diplomasi yolu açık tutmuş oldular. Bu görüşmeler işte haftaya da sürecek, bir yazılı cevap verecekler güvenlikle ilgili olarak ne olacak falan diye. Bu zaman kazanmış oldular. Yani. Oraya bakıyoruz. Peki burada bir kritik soru daha kaldı. Onu da tamamlayalım. Cemal abi buyur, bir şey mi söyleyeceksiniz? Burada masaya oturtma hususunda İstanbul demin vaz edildi. Türkiye gerçekten de bu konuda güçlü. Esasında Rusya da bunun farkında, Ukrayna da bunun farkında, Amerika da bunun farkında. Neden? Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika'nın Ukrayna konusunda bütün çekincesi bir NATO ülkesi, efendime söyleyeyim, olma arzusuyken Rusya'nın çekincesi Ukrayna'yı NATO'ya efendimesin katılmama keyfiyetindedir. Burada Türkiye'nin eli nereden güçlü oluyor? Türkiye bir NATO müttefiki olması hasebiyle isterse böylesi bir talep NATO'ya geldiği zaman Türkiye hayır diyebilir. Türkiye'nin koyacağı bir vetoyla kesinlikle Ukrayna NATO'ya giremeyecektir. Binaenaleyh bu noktada Türkiye'nin stratejik konumu NATO muvaciyesinde mutala edildiği zaman hem Rusya hem Amerika hem de bizatihi Ukrayna açısından önemi buradadır. Yani ama masaya oturtmak. Şimdi Türkiye'nin bu durumu veto etmesi bu sefer de Ukrayna'yı kaybetme anlamına gelmez mi? Şöyle bir şey, yani satranç oynanıyor şu anda. Bakın dikkat buyurun. Türkiye'nin Rusya'yı da üzmesi Suriye'deki politikası üzerinde sıkıntılara sebebiyet verebilir. Dikkat buyurun. Efendim bu noktada tabii ki hangi tarafa Türkiye Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın babamdan duymuştum. Şöyle bir stratejisi varmış. Merhum Cennet Mekan bir Devlet-i Ali Osmaniye hakkında bir karar alacağı vakit önce Rumları, Ermenileri, Yahudileri, onların kanaat önderlerini çağırır ayrı zaman dilimi içerisinde, onlarla sohbet eder. Yani kenarından, ucundan o arzu ettiği şey konusunda neler düşünüyorlar keyfiyetinde görüşlerini alırmış. Bir bakarmış ki bunların bütün görüşleri birbirleriyle örtüşüyor ve dolayısıyla Cennet Mekan Abdülhamit Han kendine göre bir strateji çizmek suretiyle onları açıkta bırakıyormuş. Yani Türkiye bugünkü stratejik olarak dış politikasında attığı hamleleri bu noktada ben öyle görüyorum. Doğrudur. Yani böyle yaparsa böyle olur. Böyle yaparsa böyle olur. Keyfiyeti söz konusu olabilir. Bu bizim için zahiri bir konumdur. Fakat siyaset sosyolojisi açısından dış politika keyfiyetinde ben Türkiye'nin atacağı adımlarda şu anda çok güçlü bir konumda olduğunu ve en fazla da zaten bu noktada Türkiye'nin Türkiye açısından önemli olduğunu, onlar açısından da Türkiye'nin önemli olduğunu görüyoruz diye ifade ediyorum. Peki buradan devam edelim. Şimdi o zaman tam soracağım soru da bu noktayla ilgili. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde işte İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan arasındaki İsmet Anlaşması'nı desteğini çekmesi. İki, Halk Bankası davasını askıya alması.
Ukrayna krizinde Türkiye'yi Rusya'ya karşı yanında tutma amacını taşıyor olabilir mi? Sadece Ukrayna değil, Çin'le olan mücadelesinde Türkiye'yi yanına almak istiyor. Yeni bir faza geçilmiş oldu Batı ile Türkiye arasındaki ilişkilerde. Bu masada oturma, müzakere etme, yani net bir şekilde ben yerine. Türkiye ile uğraşmak istemiyorum anlamına geliyor mu? Ötesinde Türkiye ile yan yana olmak istiyor. Türkiye'yi yanında istiyor. Çünkü Türkiye, Çin'le mücadelesinde kritik öneme sahip. Bir, Türk dünyasından dolayı, Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir aktif üye orada var. İki, İslam coğrafyasında var. Üç, asıl Afrika'da var. Çin Afrika'da çok güçlü bir atak yapmış durumda ve Batı burada çaresiz. Hem Fransa, Avrupa dolayısıyla hem de ABD. Burada Çin'e karşı bir denge unsuru olabilecek yegane ülke Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'yi Çin'den uzaklaştırabilirse, beraber müttefiki haline yeniden getirebilirse ABD büyük mesafe almış olacaktır. Bunun için de Türkiye ile olan pürüzleri yavaş yavaş aza indiriyor. İşte önce İsmet'ten vazgeçti. Arkasından İsrail ile Türkiye'nin arasının iyileşmesi için destek olundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile arasının iyi olması için ABD'nin bir desteği söz konusu oldu. Bunlara baktığımızda evet, Türkiye ile yakınlaşmak istediği açık ve net. Zaten NATO üzerinden Türkiye ile ilişkilerini çok iyi tutan bir politika izledi ABD. Diğer tarafta sert olmuş olsa da. Hatta Türkiye Ankara'ya gönderdiği büyükelçi Flake de bir sanatör. Eski bir sanatör, cumhuriyetçi. Türkiye'nin derdi kongre ile. Dolayısıyla kongreyi ikna edebilecek yegane isim de bir kongre üyesi. Hem de cumhuriyetçi birisi. Bu Ankara Büyükelçisi olarak Ankara'nın taleplerini ve isteklerini kongre nezdinde meşru hale getirebilir. Türkiye'yi savunur hale gelebilir. Bu Biden'ın işini kolaylaştıran bir şey. Ben senin kongreyle olan problemini çözüyorum, sen de benimle şurada beraber ol deme şansına sahip olabilecektir. Evet. Peki burada şu son olarak hemen şurayı da soralım, sonra bir reklam arasına gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu durumda Ukrayna-Rusya krizi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı planladığı oyununun bir aşaması. Evet. O zaman böyle öyle bir değer yargısı koyabiliriz. Böyle görüyoruz. Evet, Rusya'yı yanına çekme amacını güden, nihayetinde onu yanına çekmek arzusunda olan bir oyun planı. Bir ve bu satranç hatta oyunu. Ukrayna'dan bir ısırık almasına bile da izin verebileceği bir oyun planı. Bu biraz şöyle de olabilir. Şimdi Ermenistan, Azerbaycan toprağını işgal etmiş idi. Bu Ermenistan'ın üstünde yüktü. Taşıyamayacağı bir yüktü. Şimdi ne oldu? Azerbaycan o toprağını geri almış oldu. Ermenistan da rahatladı. Türkiye'de normalleşiyor. Şimdi benzer bir şey Ukrayna'da da olabilir. O Donbas bölgesinde ve işte Rusların 8 milyonluk bir nüfusuyla orada bir ağırlığı var, bir sorun oluşturuyor ve istikrar sağlanamıyor. Dolayısıyla bu yükten eğer Ukrayna kurtulursa o da rahatlamış olacak. Yani hem Putin'in isteği gerçekleşmiş olacak, hem Ukrayna rahatlamış olacak gibi bir perspektifte olabilir. Tabii büyükler başka şeyler de düşünebilirler bu arada. Mesela Putin'in iktidardan gitmesine yönelik bir oyun içerisinde de olabilir. Arka planda ABD onun işini zorlaştıracak şekilde. Çünkü Rusya'da da seçim yakın. Peki. O zaman müsaadenizle sevgili seyirciler kısa bir ara verelim. Aranın ardından biraz iç politikaya döneceğiz artık. Millet İttifakı'nı konuşacağız, HDP'yi konuşacağız. Cumhur İttifakı'nın yeni seçim kanununu meclise getirmesine dair bir haber var. Onu biraz değerlendireceğiz ama iç politika odaklı bir yayınımız olacak reklamlardan sonra. Lütfen bir yere ayrılmayın. Sevgili seyirciler, haftada bir devam ediyor BBN Türk'te. Cemal Toptancı ve Celal Kazdağlı ile sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi dış politikadan içeriye doğru yöneliyoruz. Celal Kazdağlı, dün fotoğraf, daha doğrusu açıklamada yapıldı ama bir fotoğraf düştü ajanslara. Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener bir masa etrafında buluşmuşlar, sohbet ediyorlar. Ne konuştular? Ne oluyor? Yani tam olarak Gelecek Partisi, Deva Partisi, Millet İttifakı içerisine eklemlendi mi? Netleşti mi bu? İşte tam da onu konuşuyorlar. Çünkü pazarlık mı devam ediyor? Ahmet Davutoğlu bir eklemlenme olsun istemiyor, bir katılım olsun istemiyor. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesini ve bütün partilerin kurucu olarak katıldığı yeni bir ittifak olsun istiyor. İşte mesela bunun adını Milli İrade İttifakı diyebiliriz
diye bir yaklaşımı var. Dolayısıyla zaten hani Millet İttifakı 2018 seçimleri için kurulmuş idi. Orada işe yaradı. Ondan sonra da yerel seçimlerde Millet İttifakı olmadı. Çünkü orada Saadet farklı davrandı. Hala aynı şeyi söylüyor Saadet Partisi. Biz herhangi bir şey içerisinde değiliz diyor. Değiliz diyor, evet. İşte bunu DEVA da şimdi birazcık geriden erken buluyor. Seçim yaklaşınca bunu yapalım diye. Davutoğlu şimdi onun yanında bir başka şey daha öneriyor. Bir, yeniden kuralım. Hepimiz kurucu olalım. İki, bu ittifakın bir yürütme kurulu olsun. Böyle bir yürütme kurulu olsun. Partiler kendi faaliyetlerini yürütürken zaman zaman ortak bir açıklama gerektiğinde bu yürütme kurulu bir şey adına, ittifak adına açıklamalarda bulunsun. Bunun bir sekreteryası olsun. Dolayısıyla haberleşmemiz de bunun üzerinden daha kolay olabilir. Çünkü çok hızlı olaylar gelişebiliyor. Bunu bu şekilde yapalım diye. İşte şimdi bunun yanında güçlendirilmiş parlamenter sistemi tartıştılar. Bunu sonuçlandırdılar. Bunu açıklayacaklar önümüzdeki dönemde. Bunun yanında şimdi iktidara geldiklerinde nasıl bir ekonomi uygulayacaklarını, program uygulayacaklarına dair bir çalışma yapacaklar. Evet. Muhtemelen o çalışmanın ön hazırlığını da DEVA Partisi üstlenmiş. Onu sunacak ve diğer bir oluşturulacak bir komite bunun üzerinde çalışacak. Buna benzer diğer alanlarda da, pek çok alanda komiteler, komisyonlar kurularak beraber yapılabilecek işler, yani yarın hükümet olunursa, bir iş başına gelinirse nelerin yapılabileceğinin ana çerçevelerini oluşturacak metinler oluşturmak adına böyle bir işbirliğinin başlatılması isteniyor. Davutoğlu daha önce tek başına Meral Akşener'le görüşmüştü, Kılıçdaroğlu'yla görüştü, sonra tekrar Meral Akşener'le görüştü. Şimdi üçü bir araya gelerek bu görüşmeyi yapıyorlar. Ama seçim zamanı yaklaştığında sosyoloji başka bir şey gerektirir. Bu ittifaklar dağılabilir. Yepyeni başka ittifaklar da ortaya çıkabilir. Bu yani, o zamanın işi ama o zamana kadar şimdilik bir hazırlık yapıyorlar gözüküyor. Peki Ahmet Davutoğlu'nun bir kriz çıkardığı söyleniyor. Nedir o kriz? O da şu yeni sistem taslağının anlatıldığı televizyon programına 3 parti katılmış. Halbuki o çalışmalara 6 parti katıldı. Diğerlerinin bahanesi, Ahmet Davutoğlu'na karşı bahanesi, işte televizyon kanalı pandemiden dolayı 3 kişinin olmasını istedi. Yani 3 partinin yer almasını istedi. Fazla kalabalık bir grubu istemedi diyor ama bunun bir kriz sebebi olduğu söylenebilir mi? Zannetmiyorum ama bu tür olası problemlerin nasıl aşılacağını da içeren... Ama burada özür diliyorum, şu da aklıma geldi, onu unuttum söylemeyi. Bir de bu yeni sistem taslağının açıklanacağı gün kimin nerede oturacağına dair tartışmalar bile var yani. Daha ona bile var, karar verilememiş. Evet, kim nasıl olacak? Birinci sıraya kim oturacak? Ortaya kim oturacak? Sağına kim oturacak? Daha onlar da netleşmiyor. Normal zaten. Bütün bunların baştan planlanması ama gerekiyor. Ama diyelim ki iktidara geldiler. Ne yapacağız? İşte onu planlamaya çalışıyorlar. Onlar karar verene yani kadar... Alfabetik sıra mı? Yoksa oy ağırlığına göre bir şey mi? Oy ağırlığına göre denirse seçime girmemiş partilerin durumu netleşmediği için bu çok geçerli olmayabilir diye. İşte burada bir kural belirleyecekler. Bunun için de çalışıyorlar. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun oradaki itirazı şundan, Serap Yazıcı'nın ön taslağını hazırladığı bir metin, parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistem. Dolayısıyla Gelecek Partisi bunu hazırlamış idi. Hani burada niye Gelecek Partisi öncelik verilmedi diye sormuş olabilir. Normal, hakkıdır. Bunlar konuşuyor ama bunun bir krize yol açacağını zannetmiyorum. Giderek artan bir tempoda altı liderin birlikte fotoğraf verebileceği çeşitli etkinlikleri sanıyorum önümüzdeki süreçte gündeme getirecekler. Peki niye kriz olmaz mesela? Ahmet Davutoğlu'nun başka alternatifi mi var yani? Buradan çıkmaz kriz. Başka yani kriz olmaz değil ama bu krize yol açmaz. Başka şeyler olabilir. Şimdi orada mesela başka şeyler de konuşuluyor. Kendi aralarında bunu Rıza'yı da konuşuyorlar. Yani evet şimdi böyle bir altılı ittifak yapalım ama seçime girerken nasıl seçime gireceğimizi yeniden düşünelim. Yani hepimiz bir arada mı girelim yoksa İyi Parti, DEVA ve Gelecek, Saadet ayrı bir ittifak oluştursun, CHP tek başına mı girsin ya da HDP ile birlikte bir ittifak mı oluştursun gibi nasıl daha yüksek oy alabileceklerini öngörerek, yapılan araştırmalara da bakarak seçime girerken usulü belirleyecekler, yöntemi belirleyecekler. İttifakı dağıtmayacaklar ama farklı ittifaklar şeklinde de seçime girme ihtimallerinden de ihtimallerini de görüşüyorlar.
daha bir açıklamayı yapmak için bile bu kadar zaman harcıyorlarsa, yarın ülkeyi yönetmeye kalkarlarsa vay halimize yani. Onlar karar verene kadar olan olur yani. Zaten seçimi kazansalar bile bunlar yönetmeyecek ülkeyi. Cumhurbaşkanı yönetecek. Mevcut sistemimiz bu. Olur mu? Kim yani şimdi? Ya sistem değişmeden başka işte bir yol yok. İşte diyorlar ya, sistem değişecek ya. Ama sistem değişmesi en azından bir yıl. Yani çoğunluğu alabilirlerse mecliste anayasayı değiştirecek bir çoğunluk olursa ancak olur. Ne olacak? Seçim bitti. Diyelim ki bu Millet İttifakı'nın adayı kazandı. Ne yapacak Cumhurbaşkanı? 2-3 gün sonra görevi başladıktan sonra hükümet kuracak. Ve sistemi çalıştıracak. Sonra diyecek ki ey meclis, çalışmanı yap, anayasayı değiştir, sistemi değiştir. Anayasa muhtemelen halk oylamasına gidecek. Onu da yapalım, ondan sonra devret. Zaten başka türlü de devretmesi mümkün olmayacağı için orada bir koalisyon görüşmesi olmaz. Orada hemen Cumhurbaşkanlığı'nın, yürütmenin başkanlığında bir şey kurulacak. Kabine, yani sekreterler atanacak, yani öyle diyelim. Şimdi tek başına yürütme Cumhurbaşkanı olduğu için o yürütmeyi devralacak. Yanına yeterince yardımcı almış olacak. Peki öyle diyelim. Evet, Cemal Toptancı'ya dönelim. Cemal Toptancı, bu muhalefetin kendi arasında yaptığı görüşmelere nasıl değerlendiriyorsunuz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem henüz açıklanmadı ne olacağına dair, ama üzerinde ittifak edilen konular tamamlandı diye söyleniyor. Sonra rötuşlar yapılıyor, açıklama yapılacak diye. Ve AK Parti'den ayrılan, bir dönem başbakanlıkta yapmış AK Parti adına, Ahmet Davutoğlu'nun partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin de bu ittifak içinde yer alma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Sayın Damga, toplantılarının sürekli bir araya gelmelerini... Bu arada çok özür diliyorum. Cemal abi, çok özür diliyorum. Biraz daha böyle mikrofona yaklaşabilirseniz sesiniz daha iyi gelir, evet. Sesim, evet. Daha iyi, evet. Şunu ifade edeyim. Bir araya sürekli gelişlerinin sebebi esasında bir yerden aldıkları talimatı kendi aralarında müzakere etmeye matuftur. Dikkat buyurursanız, geçen hafta işte bu 3-5 gün içerisinde Meral Hanım'ın başkanlığını yaptığı İyi Parti'de kurucu olarak Yenerer diye bir gazeteci vatandaş, evet. Vedat istifa, Yenerer istifa ettikten sonra katıldıkları bir televizyon programında sürekli Amerika'dan kişiler geliyor, bizim partiyle görüşüyor vesaire demek suretiyle sıkıntılarını ifade ederek ayrıldıklarını söylüyorlar. Kimisinin efendim Yunanistan'ı şeyti kutsadığını, kimisinin efendim söyleyeyim Öcalan'ı vesaire noktasında şey ettiklerini söyleyerek istifa etti. Bunların kendi aralarına gelmeleri, bir araya gelmelerini demin de ifade ettiğim gibi sürekli o dışarıdan gelen onlara talimatlar vermek suretiyle böyle yapın. Bizim aldığımız efendime söyleyeyim şeyler bunlar. Kararlar bunlardır. Çünkü şu anda CIA'nin bizzat Türkiye'de bu Millet İttifakı denilen birbirine benzemeyen partilerin nasıl bir oy potansiyeline sahip olduklarını gayet net olarak görüyorlar. Net olarak gördükleri için de bu ittifakın iktidarı kazanma keyfiyetinde şanslarının olmadığını, Cumhurbaşkanı çıkaramayacaklarını da gördükleri için de Türkiye'de dikkat buyursanız son zamanlarda böyle sokak efendime söyleyeyim çağrılarını adeta ifade edecek tarzda tavırlar içerisinde dinimize, inancımıza, kültürümüze, örfümüze yönelik gerçekten de hakaret tamiz şeylere tanık oluyoruz. Çok hoş olmayan efendim tavırlarla karşılaşıyoruz. Milleti gerginleştirmek suretiyle sokağa adeta teşvik etme manasında bir strateji çizdiklerinde görüyoruz. Sayın Mevla, evet. Millet İttifakı'nın kuruluş tarihi esasında 2010 senesinin 10 Mayıs'ında oldu. Milli ve gerçekten de yerli bir siyasi argüman olan ana muhalefet partisinin lideri Deniz Baykal'ın, Sayın Baykal'ın bir kasetle gönderilmesi bir Dersimli olan, evet, Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin liderliğine getirilmesi esasında DAK kadrolarıyla, PKK ile, Amerika'nın terör örgütü PKK ile kuracakları ittifakın ilk emareleriydi. Çünkü
ana muhalefet partisinin liderliğini eğer Deniz Baykal kalmış olsaydı kesinlikle yani bu terör örgütüne hiçbir zaman için müsaade etmez ve öyle bir efendim ittifak söz konusu olmayacaktı. Zaten ondan sonraki gelişmeleri de dikkat ettiğimiz zaman işte çeşitli efendime söyleyeyim stratejik provokasyonlarla karşılaştı hükümet, Türkiye, Tayyip Erdoğan'ın şahsına yönelik efendime söyleyeyim yapılan tasarruflar oldu. En nihayetinde 15 Temmuz darbesini gördük. 15 Temmuz darbesinin akabinde artık bir güçleri kalmayanlar yavaş yavaş AK Parti'den kopartıldı. Bunların içerisinde Cumhurbaşkanlığı yapanlar, bunların içerisinde Başbakanlık yapanlar, bunların içerisinde efendim uzun yıllar Devlet Bakanlığı yapanlara talimat verildi. Sizler denildi ki parti kuracaksınız ne koparabildiyseniz. Şimdi bu AK Parti'den kopan gerek Davutoğlu, gerek efendime söyleyeyim Ali Babacan beyefendiler şu anda Kürtler üzerinde adeta siyaset yapma hamlesini adım adım yürütüyorlar. Bu son 2-3 gündür sosyal medyada Kürtçe ana dilde eğitim vesaire keyfiyetinde paylaşımlar yapıyorlar. Daha kadrolarının talimatlarını adeta kendileri ikame etmek suretiyle efendime söyleyeyim mesajlar gönderiyorlar. Bunu kim arzu ediyor? Bunu tabii ki Amerika kendisi arzu ediyor. Biden'ın efendime söyleyeyim dostları arzu ediyor. Kendileri bu noktada mecburdurlar. Zaten Hatay Belediye Başkanı ne söylemişti? Aday keyfiyetinde de esasında adayları belli. Şu anda çekiştikleri, savaştıkları, çatıştıkları nokta konumları itibariyle nereye oturtulacaklar? Hangi makamlar kimlere verilecek? Bu neye benziyor? Ne hazin ki parlamenter sistem içerisinde Türkiye'yi yıllarca geriye götüren, Türkiye'yi vesayet altına sokan parlamenter sistemin efendime söyleyeyim getirdiği o %10'luk baraj neticesinde de biraz sonra işte anayasayı vesaire dediniz ifade ettiniz. Koalisyon hükümetlerinde şu bakanlığı ben isterim, bu bakanlığı isterim, ben isterim diyorlardı. Ama kimler bakanlardı tespit ediyorlardı? Nakaştepe'de pijamalı karşılarında bey babaları çıkıp iki elleri ceplerinde talimat veriyorlardı. Sen başbakan olacaksın, sen maliye bakanı olacaksın, sen ticaret bakanı olacaksın. Çünkü benim para kazanmam lazım. Benim bu ülkeyi sömürmem lazım. Kimin adına? Haçlı'nın adına, Batı'nın adına, montaj sanayicilerinin adına bunları yapacaksın demek suretiyle Türkiye'de böyle bir siyaset efendime söyleyeyim ikame ediliyordu. Böyle bir siyaset yapılıyordu. Ve onun yanında da tabii ki vesayet sistemi devam etmek keyfiyetinde Pentagon'un talimatlarıyla 10 senede bir de darbeler yaşıyorduk. Bakanlarımız, başbakanımız asıldı, gençlerimiz asıldı. Neticede bugün geldikleri noktada da Türkiye'nin gelişmesini önlemek istiyorlar. Türkiye'nin efendime söyleyeyim atak yapmasını, Türkiye'nin tam bağımsız olmasını istemiyorlar. Türkiye'nin bölünmesini istiyorlar. Bunlar efendim payanda, bunlar kuklacı, bunları kukla gibi kullanıyor. Bunların siyaset yaptığı yok. Sayın Davutoğlu'na ben şunu sormak isterim. Dün paylaşımını gördüm çok da müteessir oldum. Nedi efendim siyaset arenamızda baktığımız zaman Sayın Damga akademisyen titriyle siyasi argüman olarak tebarüz eden hiçbir şahsın rahmetli Erbakan hocamız hariç hiçbir şahsın siyasi lider payesini alamadığını Cenab-ı Hak kendilerine nasip etmediğini görürüz. Abdullah Gül doçent. Abdullah Latif Şener doçenti, Ahmet Davutoğlu profesördü, efendime söyleyeyim İdris Bal profesördü. Sayabilirim. Hepsi de parti kurdular. Efendime söyleyeyim yok da muhalefeti desteklediler. Sırf sadece Tayyip Erdoğan'a karşı, efendime söyleyeyim AK Parti'ye karşı muhalefet etmek suretiyle hiçbirisi de başarılı olamadı. Dikkat ederseniz Ankara'nın, Çankaya'sının, efendim binalarının, bodrumlarında kendilerine ait kurdukları partilerin efendim tabelaları bugün paslanmış durumdadır. Yani şu anda Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'a Hakkari'ye, Van'a efendime söyleyeyim verdiği Batman'a verdiği mesajla arkadaş sen dün başbakandın başbakan. Sen dün Kürt için ne yaptın? Tayyip Erdoğan kendi hayatını tehlikeye attı. Çözüm sürecine evet dedi. Ta Marmaris'te öldürmeye kadar gittiler. Bütün o operasyonların esasında bütün sebebi Kürtlerle kardeş olarak yaşamaları içindi. Bakın eğer izin verirseniz ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü ekonomi itibariyle ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle de koalisyon ittifak kurmak suretiyle Türkiye'yi nereye götürmek istediklerini
şu iki belgede yani hafızayı beşer insanı şey eder, ben unutmayayım diye size arz edeyim. Mustafa Kemal Sivas'tan 24 Eylül 1919 günü Amerika Birleşik Devletleri İnceleme Kurulu Başkanı General Harbour'da gönderdiği ayrıntılı raporda şunu söylüyor Mustafa Kemal. Evet. İmparatorluğu bölmek ve Türkler ile Kürtler arasında bir kardeş savaşı çıkarmak ve bağımsız bir Kürdistan kurma planlarına ortak etmek üzere Kürtleri kışkırttılar. İleri sürdükleri tez imparatorluğun nasıl olsa dağılacağıdır. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için büyük paralar harcadılar. Her türlü casusluğa başvurdular. Noel adında bir İngiliz subayı uzun süre Diyarbakır'da bu yolda çaba gösterdi ve her türlü yalan ve aldatmaya başvurdu. Ama bizim Kürt yurttaşlarımız düzenlenen oyunun farkına vararak onu ve yüreklerini para ile satan bir grup haini bölgeden kovdular diyor. Mustafa Kemal bunu Harvard'da yazıyor. Evet. Atatürk'ün tahmin, telgraf ve beyannameleri Mehmet Arslan sayfa 74, efendim mesela 84'te bu tarihi bir vesika olarak duruyor. Peki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı CHP'nin efendim yardımcısı kendisinin Engin Özkoç ne diyor? Bundan bir iki sene önce yapılan bir konuşmaya atfen bunu da söylüyorum. Kırpılan video konuşmasında şunu söylüyor. Günümüzün HDP'sinin babası BDP'nin grup başkan vekilinden naklen sarf ettiği sözler. Biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Ahmet Davutoğlu bunu duy. Ali Babacan bunu duy. Abdullah Gül bunu duy. Temel Karamollaoğlu bunu duy. Bunu söyleyen terör örgütü PKK'nın siyasal kanadı HDP'nin efendim grup başkan vekili bunu söylüyor. Biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini istiyoruz. Şu anda herhalde Ahmet Davutoğlu bunları müzakere ediyor. Çünkü Kandil bunları istiyor. Kandil'in baronları, vampirleri bunları istiyor. Her eyaletin yer altı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Cemal abi özür diliyorum. Tam kameranın önünü kapatıyorsun. Yüzün görünmüyor şeyi okurken. Evet. Özür, teşekkür ederim. Eyaletlerin özellik ve bağımsızlık hakkının saklı kalmasını istiyoruz. Her eyaletin yer altı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Türkiye'de iki tane kurucu unsurun olmasını istiyoruz. Lazlar, Çerkezler, Araplar, Zazalar, köle. Aynen bunu söylüyorlar. Birisi Türk kurucu unsuru, diğeri Kürt kurucu unsuru. Anlayacağınız, şimdi anlatacağım protokolü Dersimli ayrılıkçı Kemal'de onaylamış bulunuyor. İstanbul farklı bir özel bölge olacaktır deniliyor bu şeyde. Kıbrıs ve Ege kıyıları İonya özel bölgesi olarak kabul ediliyor. Abdullah Gül bunlarına haberdardır. Ahmet Davutoğlu haberdardır. Temel Karamollaoğlu haberdardır. Efendime söyleyeyim Ali Babacan da haberdardır bundan, bu projeden. Sivas'a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ermenilere aittir. Karadeniz Pontus'tur. Aleviler içinde Dersim merkezli Anadolu'ya bağlı bölgeler belirtilmektedir. Midyat merkezli bir Süryani bölgesi ihya edilecektir. Urfa, Viranşehir, Batman arasında bir Yezidi bölgesi var olacaktır. Şimdi aziz kardeşim, bunların parlamenter sistem istedikleri yok. Bunların parlamenter sistemi getirecekleri de yok. Bunlar milleti aldatmaya matuf efendime söyleyeyim atraksiyonlardır. Bunlar bir zamanlar şundan 100 yıl önce Sykes-Picot'ları, Paris antlaşmaları, Sevre antlaşmalarıyla Kürtlerin, bizlerin dedelerinin birer paçavra olarak yırtıp necaset çöplüğüne attığı antlaşmaları tekrar yeniden ihya etmek suretiyle masaya getirme hususunda beyanışma içerisindedirler. Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da bir Ermenistan ve Kürdistan devletinin kurulması için bakın John Lepsius 1916'da bir Alman teologdur. Almanya efendim Ermenistan kendisi cemiyet başkanıdır. Şunu söylüyor Sayın Damga, gecekondu bir Kürt devleti kurulmadan
asla diyor Büyük Ermenistan kurulamaz diyor. Asla Büyük Ermenistan kurulamaz. Gece kondu önce bir Kürt devletini kuracağız. Bizim Kürtlerle kan, Türklerle toprak davamız vardı söylüyor. Bunu bir profesör nasıl bilmez? Peki burada burada bir açılım yapabilir miyiz? Kürtlerle o Ermenilerin kan davasının ne olduğunu da söyler misiniz? Seyircilerimiz bilsin. Kan davamız bakın Ksenofon Yunan tarihçi ve seyyahtır. Sayın Davran. Evet. Hazreti Aleyhisselam'dan önce yaşayan birisidir. 300 küsur sene öncesine yaşamıştır milattan önce. Bizim Doğu ve Güneydoğu'ya gelir. Bizim bölgemizi ziyaret eder. Bu ziyaretini kitapta efendime söyleyeyim anlatır. Yazdığı kitap Anabasis. Latince'de, Yunanca'da efendime söyleyeyim 10 binlerin ricati. Burada Ermenilerle Kürtlerin çatıştığını söyler. Biz Ermenilerle iç içe asırlarca yaşadık. Osmanlı Devleti zamanında döneminde efendime söyleyeyim milleti sadıkat olarak onları bildik. Sanatkarları, efendime söyleyeyim esnafları vesaire. Hatta bizim nesil, bizim kuşak bile beraber yaşadı. Ama ne oldu? Demin de ifade ettim. Fransız devriminden sonra başta Balkanlarda başlayan milliyetçilik akımı İngilizler ve Ruslar tarafından Ermeniler kışkırtılmak suretiyle işte Ayastafonos ve efendim Berlin Antlaşmaları'nın akabinde bizden toprak talep ettiler. Bize bakın şu anda bir kitap yazıyorum. 1890-1920 Vilayet-i Site'de yani 6 vilayette, 6 vilayet dediğimizde Erzurum, Van, efendim Bitlis, efendim Diyarbakır, Elaziz ve Sivas vilayetlerine yapılan katliamlar ve isyanlar, ilk önce isyanları onlar başlattılar. İlk önce katliamları onlar başlattılar. Başlattıktan sonra 1915'te biz mecbur kaldık. Kendilerini tehcir ettik. Bu konuda da tarihçiler, efendime söyleyeyim, askeri cihette olsun, hatta Ermenilerden olsun, soykırım olayını yalanlamak suretiyle ifade ediyorlar. Bakın Garo Paylan, bugün Ermeni diasporasının Türkiye'de HDP'nin içerisinde temsilcisi olarak görev ifa ediyor. Daha bundan işte bir 8-10 ay önce Latin Amerika'ya gitti. Türkiye'nin aleyhinde propagandalar yaptı. 7 Temmuz tarihinde kendisi Almanya, Amerika'nın kendilerini Amerika'ya daveti üzerine gitmişlerdi. Hüsyar Özsoy, Garo Paylan, Fatma Beştaş gittiler. Amerika kendilerine Cumhurbaşkanı adayı olarak kesinlikle Ekrem İmamoğlu olduğunu söylediler. O zaman dilimine kadar 2021'in Temmuz ayına kadar Kemal Kılıçdaroğlu ben adayım demiyordu. Ben demiyordu. Billboardlarda efendim resimleri görülmüyordu. Fakat birden ne oldu? Bir baktık ki Kemal Bey mutfağa girmiş. Hanımefendisiyle beraber pasta börek çörek yapıyor. Bir baktık efendim ben demeye başladı. Ondan sonra taahhütlerde vaatlerde bulunmaya başladı. Akabinde de ben dedikten sonra da bu sefer Ekrem İmamoğlu kendi kanalında hareket etti. Şimdi Meral Hanım kesinlikle ben sosyolojik olarak konuşayım. Cemal abi çok müdahale ediyorum kusura bakma sözünü unutma ama biraz sağına gelebilir misin? Kadrajdan çıkıyorsun çünkü. Evet. Ha seyirciler evet gayet güzel oldu buyurun. Meral Hanım diyor ki Kemal Bey diyor biz Kandil, Dersim, efendim Selanik yapamayız diyor. Çünkü ben milliyetçi bir ekoldan geldiğimi gösteriyor. Benim bir asena olduğumu kabul ediyor bir kesim. Ne yapalım? Selanik'ten çıkalım. Trabzon'a uğrayalım. Trabzon üzerinde Kandil'e gidelim. Kemal Bey de diyor hayır diyor ben kabul etmem diyor. Kandil'den diyor Dersim'e gelinsin. Dersim üzerinden biz diyor Selanik'e varalım. İkisinin arasındaki çatışma bu. Açık söylüyorum. İkisinin arasındaki çatışma bu. Şimdi kardeşim, yani bizim Kürtleri o kadar aptal görmesinler, Kürtleri o kadar zavallı görmesinler, Kürt efendime söyleyeyim meselesi demek suretiyle Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'na ben soruyorum. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, senin aşiretin Kureyşan 1907 senesinde Kürt'den
senin aşiretinin reisi, Kureyşanların reisi, sözüm ona peygamber soyundan geliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sözüm efendime söyleyeyim, Ümre'ye gitmiş, bilmem efendim dua etmiş, şu etmiş, bu etmiş. Ali Çavuş'un, senin aşiretinin lideri Ali Çavuş'un maiyetinde 2000 kişiyle Kürt'ü binlerce Müslüman Kürt'ü katlettiğini unutuyor muyuz? 1916'da Diyarbakır'ın Kurt Boğazı'nda Ruslardan almış oldukları silahlarla ve Ermenilerle birleşerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşireti Kureyşanların 6500 Müslüman Kürt'ü benim hemşerimi katlettiğini ben unutur muyum? Kimi aldatıyor bunlar? Neyi aldatıyorlar? Şu anda gizli bir kripto Ermeni ittifakı var. HDP'de kripto bir Ermeni ittifakıdır. HDP PKK'nın efendime söyleyeyim siyasal kanadı olarak esasında Büyük Ermenistan hayaliyle kurulmuş bir siyasi örgüttür. Peki tam bunu... yeri gelmişken şu soruyu sorayım o zaman. Celal Kazdağlı'nın da affına sığınıyorum. Biraz bekletelim, ondan yorum alacağız. Hazır bu konu açılmışken sizce HDP bir Kürt partisi mi yoksa bir ittifak partisi mi? CHP? HDP. HDP bir Kürt partisi mi, bir ittifak partisi mi? Koalisyon partisi mi yani? Damga, HDP Kürt partisi değil. HDP Kürt partisi olabilmesi için Onursal Genel Başkanı'nın en azından bir Kürt olması lazım. HDP'nin Onursal Genel Başkanı, dedesi Kadri Ahmet, Bursalı Kadri Ahmet, Kürtlerin düşmanı, 97 Kürt'ü efendim idam etmek suretiyle şehit eden Ertuğrul Kürkçü'dür. Ertuğrul Kürkçü gibi efendim Kızıldere samanlığından kaçmış bir gladyonun efendime söyleyeyim partisinin lideri olabilir mi? HDP ateist Türk solunun partisidir. HDP Alisiz Alevi Kızılbaşların partisidir. HDP kandırılmış efendime söyleyeyim sekülerleşmiş nasyonal efendim düşünceye sahip azınlık bir Kürtlerin partisidir. HDP efendim kripto Ermenilerin partisidir. HDP asla Kürtlerin partisi değildir. HDP'nin kesinlikle Kürt siyasalığı Kürtlerden teveccüh görmediği için bu yapılanma Halkların Demokratik Kongresi önce kuruldu dikkat ederseniz. Halkların Demokratik Kongresi kurulurken bir de şehir yapılanması kuruldu. Şehir yapılanması tamamıyla Dersimlilere teslim edildi. TKP'le DHKPC, THKPC, TİKO, MLKP gibi örgütler, illegal örgütler yıllarca efendime söyleyeyim ülkemizin aleyhinde olmuş bu azlı efendim militarist örgütlere teslim edildi. Kesinlikle HDP'yi Kürtler artık bir Kürt partisi olarak kabul etmiyor. Bunun en güzel örneğini de bugün 847. gün ki 34. evlatlarına da elhamdülillah kavuştular. İnşallah bütün evlatları kurtulur. Diyarbakır anneleri birer jandark gibi duruş sergilemek suretiyle çözmüş oldu. Onları bitirdi. Esasında bölgede HDP MDP kalmadı. Açık açık söylüyorum. Bölgede HDP can kaybına, kan kaybına uğramış durumdadır. Ahmet Davutoğlu şimdi onu yeniden inşa etmek üzere büyük bir gayret sarf ediyor. Ali Babacan onu, kimlerdir bunlar? AK Parti'de siyaset yapmış, milletvekili olmuş, il başkanı olmuş, belediye başkanı olmuş, efendim meclis üyesi olmuş ama halkın nazarında teveccüh kazanmamış, karşılığı olmayan küskünlerin kurmuş olduğu bir parti bugün Ahmet Davutoğlu'nun etrafında birleşmişler. Ağrı'dan tut efendim Adıyaman'a kadar. Ali Babacan'ın etrafında birleşmişler. Ağrı'dan efendim Adıyaman'a kadar. Hakkari'den bilmem Elazığ'a kadar. Böyle bu şekilde kesinlikle bunu Kürt halkı görmeli, bizler görmeliyiz. Ülkemizin şu andaki bulunduğu konum, şu anda bulunduğu durum kesinlikle Batı'nın, Haçlı'nın tahammül etmediği bir durumdur. Amerika'nın tahammül etmediği bir durumdur. Ne işi var Amerika'nın 11 kilometre öteden gelip de binlerce efendim, tır, uçak vesaire. Cemal abi bu arada toparlayalım, reklamdan sonra yine devam edeceğiz. Toparlanması noktasında yani şunu ifade edeyim, sualinize tekrar efendim söyleyeyim. Dönersek kesinlikle HDP bir Kürt partisi değildi. Bakın DEP, HEP, HADEP, DEHAP, ÖSDEP bunlar Kürt partisiydi. Bunların parti programlarında, bunların tüzüklerinde Kürtçülük nüansı vardı.
Kürtçülük ilkesi vardı, Kürtçülük efendime söyleyeyim şeyleri vardı, düşünceleri yazılıydı. Fakat HDK ile falan filan bunlar kalktı. Şu anda Marksist, Leninist, Ateist, Komünist, Kıyavelist bir düşünceye sahip siyasi bir örgüt olarak, pragmatist bir örgüt olarak tebarüz etmişlerdir. Angajeli olarak da Amerika'ya efendim Biden'ın şu anda askerleri olarak, lejyonerleri olarak da görev siyasal anayanda görev ifa ediyorlar. Ben HDP'yi bu şekilde yorumluyorum. Peki. Teşekkür ederim. Celal Kazdağlı'ya kısa bir şey vereyim, söz hakkı vereyim. Reklama gideyim. Reklamdan sonra seninle döneyim. Evet. Söyledikleriyle ilgili, Cemal Toptancı'nın söyledikleriyle ilgili ilave etmek istediğin bir şey var mı? HDP'yi nasıl görüyorsun? Evet. Aslında çok şey söyleyebiliriz. Evet. Evet, hep uzunca da değerlendirdi. HDP zaten kendisini son dönemde ben Kürt partisiyim diye ifade etmiyor. Ben Türkiye partisiyim diye söylüyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu işte Kürt meselesini biz HDP ile çözeriz, o meşru güçtür dediğinde biz sadece Kürt meselesini değil Türkiye'nin her bir meselesine talibiz, onu çözmeye talibiz diye söylemişlerdi. Dolayısıyla o tanımın, o tarifin dışına kendileri zaten çıkmış durumda. Biz bölge partisi olmak değil, Türkiye partisi olmak diyor. Zaten Cemal abi de aynı şeyi söylüyor. Yani HDK ile beraber zaten o kısım çıktı diyor şeyden. Evet, yani dolayısıyla yani bir Kürt partisi olarak kendilerini ilan etmedikleri için Kürt partisi diyemeyiz. Ama çok ağırlıklı olarak Kürt seçmenden oy alıyor. Hem bölgedeki Kürt seçmenden hem de büyük şehirlerdeki Kürt seçmenden oy alıyor. Ama onun dışında soldan da oy alıyor. Marjinal soldan. Sosyalist sol, diğer kesimde ya da sandığa gitmeyen kesimden de epeyce bir oy aldığını söyleyebiliriz. Şimdi işte akademisyenlerin iyi siyasetçi olmadığı genel olarak söylenir. Ama bizde bol miktarda akademisyen var siyasetçi olarak. Deniz Baykal da bir akademisyendi, doçentti kendisi. Başarılı bir siyasetçiydi. Ondan sonra Erdal İnönü profesör. Tansu Çiller profesör, ondan sonra Aydın Güven Gürkan profesör, Devlet Bahçeli akademisyendi, akademisyenlikten siyasete geçti. Evet, başarılı olanlar da var. Solda Behice Boran da akademisyendi, doçentti. Mehmet Ali Aybar da akademisyendi. Dolayısıyla bizim geçmişimizde çok sayıda akademisyen siyasetçi var. Ama Mehmet Ali Aybar'la Behice Boran'a ihale edilmişti zaten. Oraya girmeyelim istersen. Yani edilmiş ya ben akademisyenler yani orada var. Onlara teslim edilmiş, siz sol tarafı idare edin işte oradan götürün demişler. Onlar da hani siyasetçiyim diye şey var. Yapmışlar. Yani dolayısıyla yani Ahmet Davutoğlu da siyasetçi olabilir. Başbakanlıkta yaptığı için iddiası o. Şimdi halkın karşısına çıkacak. Teveccüh görüp görmediğini hep birlikte anlamış olacağız. Evet, Davutoğlu ve Ali Babacan Kürtlere yönelik özel bir hassasiyet gösteriyor son dönemde. Başından beri aslında Davutoğlu daha çok yapıyordu. Orada Kürtlerle birlikte olmayı ve onların etrafında toplanmayı, onlarla birlikte siyaset yapmayı öncelemiş durumdalar. Peki niye önceledi? AK Parti'nin Güneydoğu, yani Doğu ve Güneydoğu rüzgarını kesmesi için mi? O da var. AK Parti MHP ile birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturduğu için Kürt seçmende belli bir karşı düşünce vardır diye onları kendi ama yanlarına çekmek. Daha çok oy aldı o ittifak yaptıktan sonra. Aldı. Yani normal oyunu aldı. Belki tam rakamları bilmiyorum. Onu Cemalettin Bey çok daha iyi bilir. Cemal Toptancı daha iyi bilir de. Dolayısıyla oradaki boşluğu özellikle muhafazakar Kürt kesimin olmak üzere oradan bir örgütlenmeye gittiği belli bir karşılık ne kadar oluşturdu bilmiyorum ama bir karşılığı her ikisinin de bölgede var gibi gözüküyor. Büyük şehirlerde de Kürt kökenli pek çok siyasetçiyle teşkilatlarında çalıştığı da var. Dolayısıyla yani onu oradan bir damar buldu gibi gözüküyor. Yani peki HDP seçmeninden mi oy alacaklar, AK Parti seçmeninden mi? AK Partili. Niye? AK Parti'ye Kürt oy veren. AK Parti'nin ayrıldığı için AK Parti'nin alacağına garanti mi var? Yani? Yok, öyle bir garanti yok. Hedef orayı hedefliyor. Yani. Ya orayı hedefliyor ama oradan almazsa, öbür taraftan işte CHP ya da HDP'den oy alırsa ne olacak denklem? Alır, oradan da alırsa. Denklem yani her siyasi parti sonuçta kendisini büyütmek için vardır ve kimden gelirse oy almak ama ister. Ama işte denklem karışmıyor mu o zaman? Ben zannetmiyorum karışmaz. Ya. O kadar yani sonuçta var olan şey oyun artırmak isteyecektir. Kimden gelirse gelsin.
Mesela Ali Babacan'ın evet CHP'ye oy veren seçmenden bir taban oluşturduğu, cüzi de olsa bir taban oluşturduğu söyleniyor. Davutoğlu mesela öyle bir eğilim çok fazla değil. Babacan'a göre baktığımızda onu söyleyebiliriz. İstersen reklamdan sonra. Tamam, şurada reklama gideceğiz sevgili seyirciler ama dönüşte onunla başlayalım. Cemal abinin de yorumunu alırız. Biraz önce hatırlattı. Vedat Yener'e İYİ Parti kurucularından istifa etti ama istifa ederken şöyle dedi. Benim için İYİ Parti kocaman bir hayal kırıklığı olmuştur. Partimiz Meral Akşener hayran kulübüne dönmüş durumda. Türk milliyetçilerinin parti içinde önem teşkil etmediğini gördüm. Öcalan'a ev hapsi isteyenler, Ege'de Yunan işgali yoktur diyenler üst düzey görevlere getirildi eleştirisiyle istifa etti. Ki bir video vardı yan yana, onlar da söylendi. O videoda Meral Akşener'le beraber o videoda bulunan 4 kişinin 4'ü de İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i eleştirerek istifa etmiş oldu. Vedat Yener 4. kişiydi. O yorumda başlayalım istersen. Tabii. Ne demeye çalıştı diye sevgili seyirciler, kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, BBN Türk'teyiz ve haftada bir devam ediyor. Cemal Toptancı ve Celal Kazdağlı ile sohbetimize devam ediyoruz. Celal Kazdağlı, reklamlardan önce Vedat Yener'in eleştirilerini söylemiştik. Onu da çok net bir şekilde ifade edeyim. Bayağı sert açıklamaları var Vedat Yener'in. Şunu söylüyor bir kez daha. Seçim öncesi özel hazırlanan videoda Sayın Meral Akşener'e buraya FETÖ'cü giremez diyen 4 Ergenekon sanığından biriyim. Parti kurucusu ve çok emeğe geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İYİ Parti'den ayrıldılar. Bu haksızlığı ve emek hırsızlığını gören biri olarak savaşçı kişiliğim nedeniyle çok direndim. Tabiri caizse kelle koltukta İYİ Parti için mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi. Bir kez daha ifade edelim. Kurucu değerlere sahip çıkmadılar diyor. Yani Türk milliyetçisi değiller diyor ve vatanseverler partiden dışlanıyor diye. Aynı zamanda söylediklerini biraz önce bir kez daha söyleyeyim. Öcalan'a ev hapsi isteyenler, Ege'de Yunan işgali yoktur diyenler üst düzey görevlere getirildi diyor. Yani epeyce bir eleştirisi var. Kurulan İYİ Parti'nin kuruluşundaki mantık ve ilkelerle bugün bulunduğu noktanın aynı olmadığını iddia ediyor. Bu da aynı zamanda şu mudur? Yani şuradan gireceğim konuya. HDP'yi konuşuyoruz. HDP'yi Millet İttifakı'na eklemlendirmek için ki CHP'de yapılan operasyonun bir benzeri aynı zamanda İYİ Parti'de de mi yapılıyor? Oradan da milliyetçiler işte CHP'de ulusalcıların tasfiye edilmesi gibi tasfiye edilip HDP'yi hazmedebilecek olanlardan mı bir ekip oluşturuluyor? Zaten o aşama geçildi zannediyorum. İstanbul, İYİ Parti açısından. İYİ Parti açısından geçildi diye zannediyorum. Çünkü İstanbul'da zaten yerel seçimlerde birlikte İmamoğlu'nu desteklediler. İYİ Parti kabul etmiyor. Kabul edip etmemesi bir şey değiştirmez. Birlikte HDP'de İmamoğlu'nu destekledi, oy verdi. İYİ Parti de bunu biliyordu. HDP meclise zaten oturduğunuz koltukları bize borçlusunuz dedi. Doğru demiş. Orada açık ve net bir şekilde HDP İstanbul'da CHP adayı İmamoğlu'na destek verdi. CHP adayı İmamoğlu'yla ittifak halindeydi İYİ Parti. Ve iki il başkanı seçim kampanyasında çok aktif çalıştılar. Uyum içerisinde de çalıştılar. Dolayısıyla HDP ile işbirliği yapılması konusunda herhangi bir gocukma olmadı. Bir geri adım atmak da olmadı. Vedat Yener'in ayrılması parti içerisindeki çekişmelerden midir, nedendir bilmem. Normal bazı insanlar girerler bir partiye, bir dönem sonra ayrılabilirler, eleştirirler. Bunlar yanlış olmuştur diye. Ama şunu görebiliyoruz. İYİ Parti başlangıçta MHP ile yarış için, rekabet için bir ortaya çıktı. Milliyetçiler arasında bir mücadelenin aracı. Rekabet için mi? MHP'yi bölmek için. Yani hatırlıyorum o süreci ikimiz beraber yaşadık. Yani onun sürecin sonunda da Sayın Bahçeli'yle de görüştük zaten söylediklerimiz itibariyle. Sen de söyledin. O süreçte ben de söyledim. Eğer MHP o tarla kongresinde ele geçirilebilmiş olsaydı İYİ Parti kurulmazdı zaten. Zaten bir parti almış yani. Olacaktı zaten. Evet. Yani oradaki mesele MHP'yi bölmek ya da oyunu almak değil,
Bilakis MHP'yi etkisiz hale getirebilmek için işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani esas mücadele ettiği, zayıflatmak istediği parti MHP'ydi. MHP'ye evet. karşı örgütlendi ve milliyetçilerin oyunu almaya talip oldu. Şimdi ise İyi Parti bu özelliğinden uzaklaşıp Merkez Partisi, eski işte şeyin Adalet Partisi'nin işte Doğru Yol Partisi'nin boşalttığı alanı, Anavatan Partisi boşalttığı alana girmek ve Merkez Partisi olmak istiyor. Olabilir olamaz ayrı bir şey ama niyetinin bu olduğunu, artık MHP ile dar koridorda bir milliyetçilik yarışı yapmak istemediğini ve merkez kadrolardan bir yönetim seçtiğini ya da seçmek istediğini belirleyen bir çizgide tamam, şu aşamada. Tamam, şimdi o zaman şu soruyu da sorayım ben madem hazır yeri gelmişken. Şimdi merkez kavramı siyasette hala var mı? Geçerli mi? Değişmedi mi denklem? Bunca yıl sonra hala biz 20 yıl öncesinin Doğru Yol Partisi ya da Anavatan Partisi'nin boşalttığı alan diye mi tanımlamamız lazım? Siyaset sosyolojisi bunu mu gerektiriyor? Yani var mı hala öyle bir merkez? Şöyle düşünüyor zannediyorum onlar. Bu tabii düşünülmesi gereken şey. Benim kanaatime göre de böyle bir şey var gibi gelmiyor. Ama uçlarda olmayan, merkezde duran, yani ılımlı olan, ortada duran hem muhafazakar seçmen hem işte liberal sosyal demokrat seçmen var. Ana tabaka diyebileceğimiz bir seçmen kitlesi var. Onun oyunu almaya çalışıyor. Şimdi bu oy AK Parti'de. AK Parti bu kesimin oyunu alıyor. Evet. Bu oradan bir miktar AK Parti hazır işte gevşemeye başladı. Seçmen oradan uzaklaşıyor gibi bir değerlendirmeleri var. Biz bu seçmeni nasıl alırız üzerine oraya açılmaya yönelik. O zaman şu söylemde o mudur? Yani siyasal İslamcı diyerek AK Parti'ye bu AK Parti'nin konsolide ettiği o merkez şeyi seçmeni oradan koparmaya dönük bir söylem mi geliştiriyor? Siyasal İslamcı ve işte milliyetçi. Ve bunlar iki kanat olarak işte ana akımın dışına çıktılar. Dolayısıyla demeye çalışıyor yani. Demeye çalışıyor. Ben de bu ana akımı alırım. Eski sembolleri olarak da biz zaten oradaydık, oradan geliyoruz diyor. Şimdi o ana akım kaldı mı, kalmadı mı bu ayrı bir tartışma konusu. Aynen, Türkiye sosyolojisi bambaşka bir şeye doğru gidiyor. Hele yeni genç nesiller bizi başka bir yere taşıyacak gibi gözüküyor. Ama böyle bir niyeti ve hazırlığı olduğu görülüyor. O yüzden ilk başta yola çıktığı milliyetçi olarak bilinen MHP'de temerküz etmiş olan isimlerin biraz daha geri çekildiğini görebiliriz. Muhtemelen Vedat Yener de bunu kastediyor. Ama işte Öcalan'ın bir serbest ev hapsine getirilmesi konusunda... Orada nokta atışı isimler var yani, perde arkasında. Evet ama yani en son açıkladığında Meral Akşener tam tersi, sakın ha böyle bir niyetin varsa bırakma, serbest bırakmayı düşünüyorsun işte ya da ev hapsini alacaksın diye işte bir itiraz ediyor. İşte orada AK Parti iddiasından vurmak dediğimiz kavramı o. CHP bunu son AK Partili bir geçmişte AK Parti ile çalışmış bir danışman aldıktan sonra AK Parti kendi iddiasından vuran söylemler geliştirdi. O da bunun benzeri. Yani sen bizi sıkıştırıyorsun aslında ama bak böyle sen böyle bunun yolunu yapıyorsun. Bunu diyor, ama şimdi biraz sonra Cemal Toptancı'ya tabii ki onu soracağım. Geçtiğimiz bir programda biz de konuştuk bu konuyu. Selahattin Demirtaş görünürde örgütün lideri olan hatta birilerinin hala slogan attığı işte Serok dedikleri Abdullah Öcalan'ın İmralı'ya gömülmesini sağlayan, bak silahları bırakın dediği için yok farz edilmesini sağlayan projenin yürütücüsü Selahattin Demirtaş. Yani o tartışmayı da söyleyeceğiz. Onların birlikte olduğu kişi o. Aslında Abdullah Öcalan o silahlı terör örgütünün, bizim canımızı yakan terör örgütünün lideri olurken sıkıntı yoktu. Onlar açısından onu desteklediler. Fakat İşte silahları bıraksın, PKK artık sınır dışına gitsin, Türkiye birleşsin diye o şeyi bildirisi okunduğunda Diyarbakır'da karşı çıkanlar da işte Selahattin Demirtaş'ı ön plana çıkartıp onun eliyle Abdullah Öcalan'ı etkisizleştirdiler. Yani bu tartışma zaten artık günümüzde yapılıyor. Çok net yapılacak tartışmalar bunlar. Şimdi bu normal böyle siyasi partiler içerisinde birisi kendisinden üstün başka bir irade istemez. Evet. HDP eninde sonunda gitse Kandil'i istemez. Üzerinde bir otorite olsun istemez. İmralı'yı istemez. Doğrudur.
Yapabilir, yapamaz, bu ayrı bir mesele. Bu ayrı bir şey, evet. Ama oraya gelen birisi hele hele biraz lider karakterli ise, hele hele biraz da kitlede sempati kazanmış ise bunu oynar. Bu evet, kaçınılmazdır. Siyasetin, gücün kaçınılmaz olarak insanın getirdiği nokta budur. Dolayısıyla HDP'nin Kandil'in uzantısı mı olduğu, yoksa HDP Kandil'den kurtulmak isteyen bir noktaya mı doğru taşınıyor? Bunlar tartışılması, nereden baktığına bağlı olarak değerlendirilmesi gereken konular. İster istemez Abdullah Öcalan İmralı'da uzun süre hapiste ve artık onun örgüt üzerinde doğrudan bir etkisinin olduğunu düşünmek mümkün değil. Birebir ilişki kuramadığı için bazı gençler üzerinde hala bir etkisi olabilir. Ama örgüt üzerinde bir etkisi olduğunu ben de zannetmiyorum. Zaten örgüt Abdullah Öcalan'ın örgütü olmadığı ortaya çıktı. Evet. Biz hep demiyor muyuz zaten örgütün bir sahibi var. Amerika Birleşik Devletleri kim kurduysa o. Evet. Amerika'nın işi ne? Abdullah Öcalan işte terör örgütü lideri olarak Türk çocuklarını, işte askerini, polisini, imamını, öğretmenini katlederken makbul. Ama örgüt artık miadını doldurmuştur. Silahları evet, bıraksın, ülke dışına çıksın dediğinde işbirlikçi, devletle işbirliği yapan işbirlikçi hain oldu birdenbire. Şimdi esasında Abdullah Öcalan şu veya bu şekilde dışarıya çıkmış olsa, eli de serbest olsa muhtemelen yapar mı yapmaz mı? İlk kavga edeceği şey Kandil'dekiler olacaktır. Ya, muhtemelen. Siz benim sözümden çıktınız, benim örgütümü elimden aldınız, ben sizi şimdi burada istemiyorum diye bir onları cezalandıracaktır. Ama aynı şeyi işte Selahattin Demirtaş için de söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği noktada orası zaten. Ona da yapacaktır şeyde. Sen benim adımdan istifade ettin. Vatandaşların nezdinde işte bir sempati kazandın. Şimdi beni de istemiyorsun. Kendi başına iş yapıyorsun diye ondan da bir hesap soracaktır. Ama artık bu gücü var mı? Bu çok tartışılacak bir konudur. Ben o gücü olduğu kanaatinde değilim. Yani Abdullah Öcalan tasfiye edilmiştir. Yani orası öyle gibi yani gözüküyor. Örgütü tarafından zaten Türkiye tabii tarafından gereken yapıldı. Yargılandı ve cezasını çekiyor. Oradan çıkma ihtimali de yok bana göre. Çıkmazdı zaten. Çıkmamalı da zaten öyle de söyleyeyim. Ama artık yaptırım gücü kısmı o miadını doldurmuştur diyenler var. Ama bir taraftan da işte örgütte ideolojik olarak oraya hala bağlı olanlar olduğu için rahat hareket edemeyen bir HDP kanadı da var. Artık HDP'nin PKK'nın bir ideolojisi kaldı mı ondan da emin değiliz. Şimdiki yapı bir ideoloji üretebilecek bir yapıda değil. Öcalan evet, vakti zamanında işte eski Marksist-Leninist gelenekten geldiği için işte onlarla birlikte bir şey oluşturabilmiş idi kendine göre ama sanıyorum PKK içerisinde bu seviyede bir teorik yapıda olan bir kesim yok. Peki, bunu sürdürebilecek. Cemal Toptancı'ya soralım. Cemal Toptancı, HDP içerisinde bir iç çatışma var mı? Birinci soru bu. İkinci soru, hızlı gidelim diye söylüyorum, zamanımız daralıyor. İkinci soru, HDP PKK ile arasına bir mesafe koyabilir mi? Üçüncü soru da son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha Edirne cezaevindeki yani Demirtaş, Kandil'deki İmralı'daki Abdullah Öcalan'a hesap verecek diye bir açıklama yaptı. Ne demek istedi? Bunu da açıklayabilir misiniz? Sayın Damga, ben sorularınıza cevap vermeden önce İYİ Parti'nin evet, bir Kürt olarak, bir Müslüman Kürt olarak İYİ Parti'ye bakışını ben burada değerlendirmek istiyorum. Tekrar özür diliyorum. Biraz daha öne yaklaşabilir misiniz? Sesiniz azalıyor, evet. Yani mikrofona yakın, evet. İYİ Parti'yi bir Kürt olarak nasıl gördüğümü ifade etmek istiyorum izninizle. Yani İYİ Parti'yi bir Kürt olarak nasıl gördüğünüzü ifade etmek istiyorsunuz, öyle mi? Evet efendim. Evet. Anadolu Türk milliyetçiliği ile yani Misak-ı Milli sınırları çizildiği süreçte tebarüz eden Anadolu Türk milliyetçiliği ile 1924'te Lozan'dan sonra mübadele efendime söyleyeyim suretiyle Balkanların Selanik'inden efendim Kavalası'ndan Dramas'ından ülkemize getirilmek suretiyle bilahare günümüzde siyasi arenamızda tebarüz eden siyasilerin Türk milliyetçiliği arasında muazzam bir fark var. Hatta mukayese edilmeyecek bir fark var. Yine bunu bir belgeyle, bir kanıtla naçizane arz edeyim. Evet. Çünkü Anadolu Türk milliyetçilerinin şehitleri var Çanakkale'de. Ama mübadele suretiyle
ülkemize gelip şu anda siyasi arenada tebarüz edenlerin hiçbirisinin böyle bir efendime söyleyeyim durumu yok. Bu bakımdan Sayın Devlet Bahçeli'nin, ben MHP'ye hayatımda oy vermiş bir kişi değilim. Bunu daima söylerim. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin çizmiş olduğu Türk milliyetçiliğiyle Sayın Meral Akşener hanımefendinin kendisine paye olarak verilen asenalığı arasında mukayese kabul etmeyecek korkunç bir fark var. Çakma milliyetçiliğidir. Mübadele artıklarının milliyetçilikleri çakma milliyetçilik olduğunu Bingöl'de daha geçen sene Lütfi Türkkan'ın bir şehit ailesine yapmış olduğu hakaret ve efendim küfürler bizim aklımızdan asla çıkmamalıdır diyorum bir. İkincisi Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında bir oy geçişkenliği elbette var. Bunu İstanbul seçimlerinde özellikle Haziran'da ertelenen seçimde gördük ki burada bir provokasyon oldu. Öcalan'ın efendim mektubu okunması suretiyle Osman Öcalan'ın televizyona çıkarılması hususunda AK Parti Milliyetçi kanadı burada İstanbul'da Binali Bey'e oy vermemiştir. Karşılığında da efendim Ekrem İmamoğlu'na oylar gitmiştir. Bu da böyle bilinmeyen bir ilgi. Üçüncüsü Sayın Başkanımızın üçüncü sorudan başlıyorum. Söyledikleri çok sosyolojiktir. Devletimizin artık her şeyi gördüğünü, her şeyini bildiğini, istihbaratımızın da milli olduğunu bizler çok iyi biliyoruz artık. Bakın, tarih 28 Ekim 2013. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington DC'sine Selahattin Demirtaş, evet, katil Selahattin Demirtaş arkadaşlarıyla beraber, Van milletvekiliyle beraber Amerika'ya davet edildi. Bir günlük bir çalışta yapıldı, bir konferans verildi orada. O konferansın ismini iki gün sonra o konferansa iştirak eden gazetecilerden Cengiz Çandar, Radikal gazetesinde 30 Ekim tarihinde satırlar arasında esasında bunu yazdı. Neydi konferansın ismi? Konferansın adı Yeni Orta Doğu'da Kürtlerin rolüydü. Yeni Orta Doğu'da Kürtlerin rolü Amerika Birleşik Devletleri tarafından çözüm sürecine son verilen tarihtir. Ve Kürtlere lider olarak da bir katil olarak yine yeni Öcalan'ın rolü. Haricinde Cemal abi Celal Kazdağlı bir düzeltme yaptı. Onu söyleyelim. Orta Doğu'da Kürtlerin yeni rolü. Evet. Evet. Orta Doğu'da Kürtlerin yeni rolü. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Dinliyoruz. Evet. Sesim geliyor. Geliyor. Dinliyoruz Cemal abi. Duyuyoruz biz seni. Evet. Zayıf olarak görülüyor. Şimdi o gün orada çözüm sürecine evet diyen 3 kişinin kellesi istendi. Bir, İmralı'da efendim Milli İstihbaratımızla görüşmek suretiyle akabinde de Oslo vesaire görüşmeleriyle kabul edilen çözüm sürecindeki analar ağlamasın, silahlar bırakılsın keyfiyetindeki Öcalan'ın kabulüydü. İkincisi aracı olarak Irak Kürt yönetiminin lideri Mesut Berzani'nin kendisinin aracı olarak efendim devrede olmasıydı. Üçüncüsü de devletimizin efendim zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ne oldu? Öcalan'a o zamana kadar her zaman söylüyorum. O güne kadar her gün akşam televizyonlarda sanki hava raporu okunuyormuş gibi bugün efendim İmralı'ya heyet gitti, bugün gemi gitmedi, bugün Lodos oldu, bugün Poyraz oldu, şu oldu, bu oldu denildi. Ondan sonra da heyetlerin isimleri de veriliyordu, vaaz ediliyordu. Bilahare ne oldu? Öcalan İmralı'ya gömüldü. Mesut Berzani'ye gelince Amerika öyle bir oyun oynadı ki kendisine 2017'de dedi ki bağımsızlığını ilan etmek üzere dedi, sen dedi kalk dedi bağımsızlığını ilan etmek üzere. Cemal abi affına sığınarak bir kez daha kendi sağına gelebilir misin biraz daha? Kadrajdan çıkıyorsun çünkü. Evet. Biraz daha sağa doğru konuşursanız kamera o tarafta çünkü biraz o yüzden oluyor sanki. Evet. Buyurun. Duruyorum. Evet. İkincisi de dediğim gibi Mesut Berzani'ydi. Mesut Berzani 2017'de bağımsızlık için referandum yaptı. %90'ların üzerinde de oy aldığı halde evet. Amerika Mesut Berzani'yi de çizdi. Kendisi şu anda
HDP'nin onursal bir genel başkanı olmanın ötesinde Neçirvan tabii şu anda başbakan vesaire biliyorsunuz. Üçüncüsü de Recep Tayyip Erdoğan'dı. Recep Tayyip Erdoğan'ı da 2016'da Marmaris'te öldürmeye gittiler. Çözüm sürecini Amerika istememiştir. Katil Selahattin Demirtaş'ı Amerika efendime söyleyeyim. Kürtleri Türkiye'de efendim HDP'ye şuraya buraya PKK'ya yeni lider olarak lanse etmiştir. Sayın Erdoğan'ın esasına ifade etmek istedik. Öcalan'ın da artık bundan haberi vardır. Dolayısıyla demin Sayın Kaz Dağlı'nda ifade ettikleri gibi sizin de söylediğiniz üzere Öcalan içeride olması hasebiyle gücün efendime söyleyeyim olmadığından dolayı şimdi kimler efendim Öcalan Selahattin Demirtaş'ı istiyor? Bakın Sayın Demirtaş, evet. 1997 senesinde Mihribelli Öcalan'ı Şam'da ziyaret eder. Öcalan'ı Şam'da ziyaret ederken oturuyorlar odasında. Şemdin Sakık o anda içeriye girer. Şemdin Sakık içeriye girer girmez. Öcalan Mihribelli'ye döner. Mihri der, biliyor musun? Biliyor musun der. Şemdin ne söylüyor? Şemdin ne söylüyor diyor. Şemdin diyor ki biz silahları bırakalım. Bu mücadele artık silahla olmaz. Biz demokratik zeminde siyasi arenada efendim haklarımızı talep edelim. Bunun sonu yoktur der. Mihribelli kekeleyerek döner. Şemdin der oğlum der. Sen delirdin mi yavrum der. Bu savaştır der Kürtleri var eden. Bu savaştır biz Türk solunu var eden. Siz eğer silahları bırakırsanız biz ne yaparız? Ortada kalırız. Türk solunu bitirirsiniz. Türk solunu bunu Şemdin Sakık'ın evet mahkemede intikal etmiş dosyasında ve ifadelerinde bunu görmek mümkün. Bugün HDP'nin bölgede nasıl bir parti olduğunu sordunuz. Bölgede kesinlikle HDP'nin Kürtleri temsil etmediği noktasının ötesinde bunu da ifade edeyim. Demin de nacizane temas ettim. Diyarbakır anneleri 3 yılı aşkın bir zamandır artık 800 kaç gün etti? 74 gün, 47 gün etti. Evet. Diyarbakır anneleri onların makyajını döktü. Maskelerini indirdi. Diyarbakır anneleri onları bitirdi bölgede. Bölgede efendime söyleyeyim şu anda İmamoğlu şeyinde Davutoğlu'nun da Ali Babacan'ın da bütün bir çabası AK Parti'ye gidecek o pişman oyların önünü kesmeye matuftur. Stratejik olarak kendilerine verilen görev de budur. Yoksa o oylar zatında AK Parti'nin oylarıdır. Temel olarak onların oylarıdır. Bu noktada da onun için bölgede ziyaretlerinde Kürtçülük yapıyorlar. Bölgede gittiklerinde Kürtlerin efendime söyleyeyim hassas noktalarını karşılamak suretiyle ne kadar kandırabiliriz diyorlar. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ülkenin âli menfaatine mukayyir olarak siyaset yaptığını Meral Akşener'le birlikte efendim mesul çalıştıklarını da söylemek lazım. Bunu Kürtler de net olarak görüyor. Bu konuda HDP'nin bu doktora bu saatten sonra yapabileceği hiçbir şey kalmamıştır bölgede. Sadece şu var. Cumhur İttifakı açısından bir dezavantaj şu. Temsiliyet noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize bunu gösterdi. Adil olması lazım AK Parti'nin temsiliyet noktasında. AK Parti'nin 3 kırmızı çizgisi vardı Sayın Damga. Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız. Dinsel milliyetçilik yapmayacağız. Etnik milliyetçilik yapmayacağız. AK Parti etnik milliyetçilik asla yapmadı. Dinsel milliyetçilik de yapmadı. Ama son dönemlerde Batı metropollerinde yoğunluklu olarak Kürtlerin göç verdiği illerimizde demokratik olarak temsiliyet manasında AK Parti adil olmadığı teşkilatlarıyla orada. Bundan dolayı biz orada kaybettik. Ekrem İmamoğlu'na giden oyların esasında müsebbibi bu stratejik kendi kırmızı çizgilerinden vazgeçmesinin sonucudur. Bu binaenaleyh şu anda Millet İttifakı olarak bir araya gelenlerin İstanbul efendim modelinden neşvinema bulan o hayalleri esasında boştur, beyhudedir. AK Parti bu hatalarını, bu kusurlarını, bu yanlışlarını gördü. 2023'e giderken kesinlikle artık 39 belediye efendim başkanları içerisinde sadece iki tane Güneydoğu'dan Adıyaman
Ben, kardeşimiz belediye başkanlığını kazandı. İkisi de Kürt değildi. Sultan Gazi belediye başkanımız, Abdurrahman Bey, efendim Esenler belediye başkanımız Mehmet Tevfik Bey. Fakat Esenyurt'ta sadece Malatya Kürt orijinli bir kardeşimizi efendim aday gösterdi. Teşkilat orada da sahiplenmedi, çalışma olmadı. Hatta Bin Ali Yıldırım'a da Kürt'tür diye efendim damga vurmak suretiyle orada kaşıma oldu. Bu konuda önümüzdeki şeyde AK Parti'nin seçmen, kitle vesairesi çok hassas davranmalı, dikkatli olmalı. Gittiğimiz yolda 2023 Türkiye'nin geleceği açısından sadece önemli değil. Bütün ümmet 2023'ü beklemektedir. Bütün ümmet Tayyip Erdoğan'ın tekrar yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini istemektedir. Bütün mazlum coğrafyada sadece ümmeti Muhammed değil. İnanın işte dün El Salvador'dan gelen Cumhurbaşkanlarının, o Latin Amerika'dan 11 bin kilometre öteden gelen o şahsın zaten Tayyip Erdoğan'ın yüzüne baktığında, kullandığı sözlere baktığımızda esasında Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefet yapmanın bile Türkiye'nin aleyhine olan bir durum olarak telakki ettiğimizi de bilmeleri lazım diye ifade ediyor, söylüyorum. Ben bu sene iki sefer Diyarbakır'a kendi memleketime gittim. Yani bölgeyi çok iyi stratejik olarak da biliyorum. Bu konuda ne Meral Akşener'e güvenme var, ne efendime söyleyeyim, babacanlara, şunlara, bunlara zaten onların esamesi okunmuyor. CHP'nin yapmak istediği kaşımaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilme sebebinin temelinde yatan neden Dersimli oluşudur. Dersimli oluşu esasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirmiştir. Bu da çok anlamlı ifade eder. Neticede biz kardeş kanının dökülmesini istemiyoruz. Barış, birlik, beraberlik içerisinde, sülh ve sükun içerisinde ülkemizin müreffeh bir ülke olması noktasında arzu ve temennimiz var. Başka bir isteğimiz bizim yoktur. Kardeşime söyleyeyim, benim sözlerim yani sorduğum suallere vereceğim cevap bu noktadadır. Çok teşekkür ederim Cemal abi. Şimdi Celal Kazdağlı'ya da birkaç dakikamız kaldı. Onun da yorumunu alalım, ondan sonra da kapatalım programımızı. Şimdi Cemal Toptancı söyleyince, Mihri Belli deyince şey aklıma geldi. Hasan Cemal de az Kandil'e gidip PKK silah bırakmasın diye az mesai harcamadı yani. Hendeklerin önünde poz verdi. Şimdi Selahattin Demirtaş çok da önemli bir söylemde bulundu. Dedi ki yeni lider olarak lanse edilmiştir. Selahattin Demirtaş çözüm sürecini bitirmek için bir simgesel figür olarak da kullanıldı. Abdullah Öcalan bir taraftan PKK silahları bıraksın derken Selahattin Demirtaş öbür taraftan seni Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz propagandasını yürüttü. Evet, ama Selahattin Demirtaş'ın çözüm sürecine çok aktif katıldığı da engel olduğuna dair çok fazla bende bilgi yok. 6-8 Ekim olayları. Zaten ama şey bitmişti, çözüm süreci sona ermişti. 7 Haziran sonrası olan bir şeydi. Bambaşka o cizre meselesi de vardı biliyorsun ama onu göndermemişler, gidememişti yani. Evet, yani tam tersi işte PKK'ya karşı bir itiraz duygusu içerisindeydi ama yapamadı, beceremedi. Yani orada çıkıp da söyleyebilseydi, biz işte Ankara'ya geldik, siz silahı bırakın, biz sizin adınıza orada kürsü elde ettik ve biz konuşacağız diyebilseydi, diyemedi. Mesela şeyde de karşı çıkamadı. 7 Haziran seçimlerinin hemen arkasından Kandil bir açıklama yaptı. HDP dedi, siz o oyu kendiniz almadınız, bizim sayemizde aldık diye. Orada mesela çıkıp Kandil'e bir meydan okuyabilseydi bambaşka bir tablo olabilirdi. Yapabilir miydi? Ayrı bir şey. Yapamadı zaten. Mesela işte Ali Kemal galiba Profesör İmralı'ya gidip de mektup getiren Özcan. Ali Kemal Özcan. O mesela öldürülecekti diyor. Diyor ki zaten bak istersen okuyayım hemen. Evet. Diyor ki Özcan şöyle diyor. Çözüm sürecinin yerine eksan edilmesinde Selahattin Bey baş figürdür. Kullanılan figürdür. Tetikçi olarak kullanılmıştır. Arkasında kimler var? Tarih yavaş yavaş önümüze çıkartacak. Diyor ki yine söyleşisinin bir bölümünde 20 sene sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir devlet Öcalan'la muhatap oldu. Bu muhataba Kürtler adına Selahattin Bey neden ısrarla herkesten daha fazla düşmanlık yaptı ve seni başkan yaptırmayacağız diye 3 cümlelik meclis konuşması yaptı. En önce Erdoğan'a Selahattin Bey saldırıyordu. Şimdi Demirtaş çıktığında ben tahminimi söylüyorum. Canını kurtarırsa eğer bırakın siyasetten iş yapmayı sadece Abdullah Öcalan kurtarabilir. Sadece Abdullah Öcalan Demirtaş'ın canını kurtarabilir demiş. Yani PKK'dan kurtarabilir demeye çalışıyor.
Evet, yani sonuçta bir hedef olduğu anlaşılıyor Selahattin Demirtaş'ın bazı çevreler tarafından. Bu Kandil de olabilir, onun içerisindeki bazı unsurlar da olabilir. Bunun ancak güvenliğini sağlayabilecek olan da Öcalan'dır demeye çalışıyor. Peki PKK şöyle mi bakıyor meseleye? Ya işte çözüm sürecinde biz devletle masaya oturduk, işte silah bırakıp çekilecektik. Bu şekilde silahla tasfiye edilmeyecektik. Yani tarih sahnesinden bizi silemeyeceklerdi. Buna sen sebep oldun diye mi bakıyor acaba meseleye? Hasan Cemal. Yok yok. Selahattin Demirtaş'a tepki gösterenler bu sebeple mi tepki gösteriyor? Muhtemelen. Çünkü Selahattin Demirtaş bir ayrı figür olarak, güç olarak çıktı. Bunu istemiyor. Kandil istemiyor. Öcalan da doğal olarak istemez. O kendisi varken orada tek lider, bir başkasının çıkmasını istemezdi. Ama son seçimlerde işte %13'e kadar çıkan bir oyla bir grafik yükseltmesine evet. gitti. Bir sempati oluşturdu. Ama 5 yıldır hapiste. Şimdi o gücü var mı yok mu bu tartışılır. Değişti mi değişmedi mi bu da dikkate alınması gerekiyor. Çünkü 5 yılda Türkiye'de çok şey değişti. Kürt hareketi içerisinde de hızlı değişim daha fazla olur bu süreçte. Ne bekliyor onu bilemeyiz. Muhtemelen Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'a ihtiyacı çok daha fazla olur Kandil'e karşı. Kandil şeyi istemez, Demirtaş'ı istemez. Bunu görebiliyoruz. Peki Kandil'dekiler nasıl istemeyecek? Yani kafayı kaldıramıyorlar zaten şeyden. Çünkü kendileri devre dışı kalacak bütünüyle. Bu şey mesela Mazlum Kobani'yi de istemezler. Niye Mazlum Kobani? ABD başkanıyla telefonla görüşen bir adam. Şimdi ABD başkanıyla telefonla görüşebiliyorsan Kandil'den Cemil Bay'ın talimatını niye dinleyesin? Yani bir insanın da egosu sahibinle olarak. Sahibinle görüşebilirken. Tabii sen kimsin filan yani. Sen orada daha da yıllardır yaşayan bir adamsın. Biz bak heyetler geliyor, biz de görüşüyor. Başkan bizle telefon edip konuşuyor. Biz önemli adamız. Muhatap biziz duygusuna ister istemez kapılır. Ve bu bir çatışmaya yol açar. Bu kaçınılmazdır. Şimdi bir de PKK silahlı kuvvetlerimiz tarafından iyice köşeye sıkıştırıldığı için, nokta atışlarla pek çok unsurunu kaybettiği için eski gücü de yok. Doğal olarak artık eskisi kadar hakim olamayacaktır. Bir başka gerçek de artık Kürt gençleri Kandil'e bakmıyor. Çok değiştiler. Kandil'le ilgileri çok fazla yok. Çünkü Kandil'in her şeye kudreti olmadığını gördü. Silahlı kuvvetleri ve devlet gösterdi zaten. Dolayısıyla bize hep söyleniyordu. Ya bizimle anlaşın. Öyle bir gençlik geliyor ki bunlarla hiç anlaşamazsınız. Evet, tam tersi oldu. O gençler anlaşmaya, kucaklaşmaya çok daha hazırlar. Sırtlarını döndüler. Yüzleri de Ankara'ya döndüler. İstanbul'a döndüler. Olacaksa biz buradan yürüyeceğiz diye bir tavır tutum içerisindeler. Dolayısıyla çok şeyin değişmekte olduğunun farkındayız. Evet. Dolayısıyla bir kavga var orada, iktidar mücadelesi var. Ama bu iktidar mücadelesinde Kandil'in payı giderek zayıflamaktadır, düşmektedir, gerilemektedir. Ben de diyorum ki hani biraz belki kimilerine bugünden absürt gelebilir ama biraz o gözle baksınlar. Selahattin Demirtaş hapisten çıkabilirse CHP'nin potansiyel genel başkan adayıdır diyorum. HDP ile birleşmesi düşünülen, işte SHP modelinden bahsediyoruz. İşte içinden ulusalcıları tasfiye etmiş, HDP ile birleşmesine engel olabilecek bütün şeyleri temizlemiş, içerideki insanları temizlemiş bir CHP'nin potansiyel genel başkan adayıdır. Bir işbirliği gözüküyor ama genel başkanlığa kadar bu yürür mü bilmiyorum ama bu konular konuşuluyor. CHP içerisinde belli bir kesim tarafından ve Selahattin Demirtaş'ı arkalayan insanlar tarafından. Peki çok teşekkür ederim Celal Kazdağlı. Cemal Toptancı çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İnşallah başka programlarda görüşebilmek dileğiyle. Sevgili seyirciler, haftada birden bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun.